Günlerden Cuma ve Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in final günü başlıyor. Bugün haftanın en sessiz yarışmacısı Turgay'ın evine konuk oluyoruz. Herkese merhabalar efendim. Büyük final günü geldi, çattı. Biliyorsunuz bugün Turgay yarışacak. Turgay bir muamma. Turgay'ı hiçbirimiz çözemedik. Ben de çok merak ediyorum sizler gibi. Onun için hemen Çekmeköy'deki evinin kapısındayız. Çalalım, içeri girelim. Çiçekler, nazar poncukları. Açar mısınız? Hoş geldiniz. Bir grup kaçmış. Hoş bulduk. Hoş bulduk gençler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Senin için. Sen de çok şıksın. Ha, teşekkür ederim. Köpekler, köpekler mi var? Seninki var mı? Aynen. Quentin de Faruk mu burada? Evet, evet. Evet, taçlı bir hanım. Nereye geçiyorum? Böyle buraya, mi? Buyurun. Ne güzel. Çok dolaşabilir miyiz sonra? Ha, sonra dolaşırız. Vallahi çok güzelmiş. Merhabalar, ben Turgay Samet Kaynar, 31 yaşındayım. Lojistik müdürü olarak yabancı bir şirkette çalışıyorum. Bekarım, bu gördüğünüz büyük evde iki köpeğimle yaşıyorum. Annem ve babam ayrı, annem Marmaris'te yaşıyor, babam Azerbaycan'da yaşıyor. Ara sıra ziyaretlerine gidiyorum, onlar geliyor. Merhaba, ben Selin Arslanbaş, Turgay'ın komşusu ve en sevdiği arkadaşı. Onunla ilgili her şey bildiğim için bunu paylaşacağım bugün. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi seviyorum. Genellikle onlar beni ziyaret ediyor, ben onları ziyaret ediyorum. Pandemi dönemi, evde vakit geçiriyoruz. Turgay inanılmaz. Aslında bir melek, canlı bir melek. Haksızlıklar karşısında kendimi savunurum, herkes gibi. Ama onları kırmayacak şekilde. Sonuçta evime misafir geliyor. Onlar benim misafirlerim, konuklarım. Kırmayacak şekilde kendimi savunurum. Benim paraya ihtiyacım yok. Eğer burada ödülü kazanırsam yarısını köpeklere, sokak hayvanlarına, kendim mama alıp sokak sokak gezip dağıtacağım. Yarısını da ihtiyacı olan ailelere dağıtacağım. Evet, şimdi arkadaşlarla bir tanışayım önce. Selim, Taçlı. Selim benim komşum. Komşun. İsmin ne? Selin. Selin ben. Selin, çok memnun oldum. Ne yapıyorsun Selin? Nasıl ben iyi, geziyorum. Arkadaşım için tatilden geldim. Allah kahretmesin. Nereden geldin? Yalıkavak'tan geldim. Gıcık oldum şu an sana. Sizi de götürelim. Tatilde miydin? Bodrum'da mı yaşıyorsun? Yok. Yaşıyor gibiydim. Tatilim biraz uzadı. 4 ay sürdü. 4 ay. Aman çok zor. 4 ay tatil çok zor. Selin. Çok. Diğer beyefendi. Merhabalar. Merhaba. Ben Aykut. Yakın arkadaşım. Aykut. Yakın çok, arkadaşım. Turgay'la çok yakınız. Bayağı 8 yıldır falan oluyor. Ne güzel. Eskiye dayanan bir arkadaşım. Aynen. Sen nereden geliyorsun? Ben İstanbul. İstanbul'dasın sen evet, de yaşıyorsun. Evet, ben İstanbul'dayım. Bayağı. Sen burada yaşıyorsun Turgay. Ben burada Turgay'dan. Ya şimdi Turgay'ı çözemedik. Bir gizem. Yani bir muamma, bir soru işareti. Çok belli etmiyor. Çekingen midir normalde de Selin? Hayır. Sen anlatsana. Asla değildir. Ya, tam tersi. Bak biz izah edeceksin bana. Ya ben de merak ediyorum. Duydum hiç konuşmadı ama... doğru dürüst. Turgay tam tersi. Ben de onun... Zuhal Hanım ilk tanıştığımda böyle çekingenlik oluyor. Ondan sonra kendi o çekingenliğimi atıyorum üzerinden. Peki Turgay. Şimdi her şeyi çok merak ediyoruz ama en çok tabii ki yemeklerini merak ediyoruz. Hem bugün büyük final 15 bin TL güzel para. Hem de sen hiç sır verip sır vermeyenlerdensin. Ne menünle ilgili bir tiyo verdin ne bir ipucu. Bir şey, hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir şey tahmin edemiyoruz. Evet. Dün de dedim sürpriz kutu. Ne çıkacak bilmiyoruz yani. Güzel şeyler çıkacak. İnşallah. Peki say bakalım bugün final menüsünde Turgay'ın neler var öğrenelim. Çorbada acılı ekşili Çin çorbası var. Acılı ekşili Çin çorbası. Çok güzel. Güzel. Asya'ya gidiyoruz. Hadi gidelim. Evet. Ara sıcakta edamame var. Edamame mı? Sen bayağı uzak doğum. Evet. Fasulye kemireceğiz. Bayılırım. Evet. ana yemekte sushi var. Sushi. Ha. Aman Allah'ım. Ana yemekte sushi. Kaç çeşit? 4 çeşit. Wow. Neler yapacaksın? Nigiri, sashimi, roll neler? Nigiri rolü, California. California roll. Çok severim. Yaşasın. Evet. Ben de. Cucumber roll. Cucumber roll. Evet. Philadelphia roll. Ona dilim falafelli rol ya. Falafel diye rol. Geçen de falafel, felafil deyip duruyor falafele. Bir daha söyledi, bir daha söyle. Senin doğru telaffuz etmen lazım yemeğini. Olmaz, bu şekilde yapamayız. Başlatamayız yemeğini söyle. Şey dilimde. Dur bir dakika, siz karışmayın, söyle. Falafelli ya. Şimdi Amerika'nın Connecticut'ın aşağısına düşen bir bölgesi. Mississippi'den oraya vur kendimi. Orada sağ dönde Philadelphia diye bir yer var.
Tamam, onu da yap. Yap, başka? Salata var. Bir saniye. Bir saniye, tamam mı? Galiba bir de somon nigiri var. Somon nigiri. Ha, nigirini söylemedin. Somonlu nigiri somon var. Altı pirinçli olacak, üstü somonlu. Tabii ki yanında soyası var. Soya sosu soya vardır. Soya sosu ve... Wasabi falan. Wasabi var. Zencefil turşusu. O da var. Ay, sen mi saracaksın? Ha, ben saracağım. Peki bir şey söyleyeceğim. Böyle bir merakı mı var bu program için özel kesinlikle olarak? Kesinlikle merakı var. Merakı çok var. Çok seviyorum. Bu partilerde her zaman uzmanı Turgay. Yapıyor sushi yemek her zaman. Sushi mushi zordur evet. Da. Çağırıyor bizi hani bayağı yiyoruz yani. Evet. Sushi değil, sarma sararım. Lahana sarması. Zeytinyağı sarması. Aa, sarmayı seviyorsun. Aynen. Bugün de çok sana severim. Saracaklar ama. Çok güzel sana soruyor, çok fena saracaklar. Ama yemek sushi. Sushi olur. Sushi plate'ler, sushi tabakları vardır. 60 parça. Daha işkembenize göre, sizin iştahınıza göre 120 tane de getirtirler. Mesela bizim sırf sushi günümüz vardır eşime. Sadece sushi yeriz de mesela. Öyle. Demesinler size, sana. Ana yemek olur mu sushi? Ara yemek olur diye. Olur da yani. Dolu dolu getireceksin. Kişi başı ne kadar düşecek? Yani 4 rol düşüyor. 4 rol. Ama 4 çeşit var. Ha, 4 çeşit var. Tamam, güzel. Peki dolu dolu bir sushi tabağı görmek isteriz yani. Her söylediğin çeşitten bir 6 tane falan yapsan güzel olur inşallah. Sararsın, zordur. Kolay değildir. O yosun yaprağı pirinci hasırması. Biraz zor. Bambu şeyi, pirincini tutturmak zordur. Peki sushi'nin yanında bir şey var mı ana yemekte? Ekstra koyduğun bir şey var mı? Noodle'dı bilmem neydi. Hayır, onların hayır, kendi pilavları var biliyorsun. Hayır. Sebzeli pirinç pilavı veya sebzeli noodle. Onlar yok. Hayır. Sadece sushi var. Başka tatlı? Ha salata. Ha salata yapacaksın. Ha salata. Güzel, ne brokoli salatası yapacağım. Ne yapacağım? Size. Brokoli salatası. Olur olur. Belki soya filizi falan dedim düşünürsün ama brokoli de olur. Ve tatlı. Ve tatlı. Tatlı mochi. Mochi. Mochi yapacağım size. Kimi yapacağım? Mochi. Mochi mi mochi. Mochi Uzak Doğu tatlısı. Evet Zuhal Hanım, bu aralar çok popüler. Öyle evet, mi? Çok. Aa, ben bilmiyorum onu. Mochi'yi ben bilmiyorum. Mochi'yi bilmiyordum. Ha, nasıl bir tatlı o? Şey, içine dondurma koyuyorsunuz. Kızarmış dondurma gibi mi? Hayır, yok yok, kızarmış dondurma aa, değil. Aa, mochi'yi bilmiyorum. Dur bakayım mochi'yi. Görürsen belki tanırım bir yerlerden. Menü ga kinara katta. Japonca'da menüyü hiç beğenmedim. Genel anlamda çok karışık. Çorba olarak Çin'den gelmiş ana yemekte. Japon, Amerika'dan çıkmış. Sonra bir Türk mutfağına giriş yapmış. Acaba mochi hangi mutfağın tatlısı? Yani karnımızda herhalde balıklar intihar edecek. Yani ne bu kargaşa diyecek. Hiçbir şekilde beğenmedim ve menüsü aşırı kafa yoruyor. Genel olarak menüye baktığım zaman sanki bir Çin restoranına gitmiş gibiyiz. Ama buraya bence brokoli salatası yakışmadı. Bir de 4 farklı sushi tarzı var. Çiğ balık kullanırsa nasıl yiyeceğim onları? Hepsini tadına bakmam lazım. Menü çok kolay. Toplasanız 40 dakikada çıkacak mı menü? Zaten hepsi pirinç. Hepsinde salatalık var. Avokado var. Bir iki tane somon var. Zaten o somon rigi nedir yani? Eline alıyor pirinci. Top haline getiriyor. Üstüne somon koyuyor. O kadar. Çok basit. Peki sen bu mochi fuchini gidi fuchi kupiço edamam için bir de ferefeli yaleyle rol için alışverişe gideceksin. Ha, ama Zuhal Hanım bugün ben, benim sana size daha çok sürprizlerim var. Ne diyorsun ya? Bugün sürpriz bitmeyecek. Sürpriz mi? Ne sürprizi? Seven çok seviyor. Aa, işte. Ben de severim. Yeni tanıyorsunuz. Aa, Turgay. Sürprizler başka dolu bir gün olacak. Sürprizler dolu. Sadece suşiler muşiler de başka şeyler de olacak. Dur bakalım neler olacak merak evet, ediyoruz. Evet. Beklenti büyük. Ama şimdi alışveriş vakti. Ha, tamam, shopping tamam. Time. Hadi git unutma sakın şeyleri. Herhalde önceden sipariş vermişsindir markette. Ha, önceden sipariş tamam, verdim. Tamam okey. O zaman sorry. Al da gel onları. Biz de biraz çıkıp dolaşsak mı senin? Evet ben tam size söyleyecektim. Turgay aynen, gitti aynen. Biraz turlayalım mı? Çünkü köpekler mı? Dedi. Evet. Biz dedi ki para var Zuhal Hanım bu Turgay'da dedi. Havuzlu mavuz bence dedi. De. Gel Selin sen Bodrum'a gitmeden. Değil mi? Burada değil. Sen villalar havuzlar falan. Turgay hazır mısın? Hazırım Gürbüz. Hadi markete gidelim. Hadi bir an önce gidelim. Hafif esiyor ceketimi evet. Aldım. Bakalım evet şu bahçeye. Ya. Benim evimde iki ev yanda zaten. Aa, komşu evet. Olduğumuz yer. Zaten köpekleri o kadar çok seviyor ki buraya bile sürekli aa, şey. Evet. Köpekçeleri var şey, bahçe süsleri. Çok seviyor yani. Çok aşırı güzel. Seviyor. Şimdi... Ay ne güzel bak tekerlekleri denmiş. Garden. Ay çok zevkli, çok cici. Buradan vallahi da havuz tarafına geçebiliriz. Havuz partileri. Havuz partileri düzenliyoruz. Bana bakın bu yaz yaparsanız beni de çağırın. Tabii ki de olmasın. Yemekler, partiler ve... Bunlar... Quentin'le Faruk mu? Evet. Şu ay, Faruk, diğeri Quentin. Melis evet. Şu ceketimi alsan orası güneşli bir seveyim şunları. Turgay, alışverişe nereden başlıyoruz? Sebze reyonundan başlıyoruz Gürbüz. İlk olarak ne alacaksın? İlk olarak lahana alacağım. Limon alacağız. Yarışmacımız alışverişe başlar başlamaz sebzelerini seçiyor.
Turgay, demek bugün için özel sürprizler hazırladın. Acayip sürprizlerim var Gürbüz. Sen bile şaşıracaksın. Bana söyleyecek misin? Ha yok, sürpriz. Gerçekten mi? Akşam izleyip göreceğiz. Şimdi ne alıyorsun? Zeytinyağı alacağım ama burada yok. Zeytinyağı bu tarafta. Bak, zeytinyağı bu tarafta. Turgay, heyecanlı mısın? Biraz heyecanlıyım Gürbüz. Masalarda sessiz kaldığın için seni çok eleştirdiler. Bugün sessizliğimi bozuyorum Gürbüz. Brokoliyi tanımıyor olabilir misin? Daha önce brokoli salatası yaptın mı? Hayır, ilk defa yapacağım bu salatayı. Ne? İlk defa mı yapacaksın? Aramızda kalsın Gürbüz. Tabii bu menü için gerekli malzemeleri her markette bulunmayacağı için kesinlikle özel olarak getirmiştir. Zaten alacağı ne var ki? Bir brokoli alacak, bir somun alacak, pirinç alacak, tamam bitti. Bu malzemeleri önceden getirtmesi lazım. Getirecek, markete de götürecek, muhtemelen tek bir rafa koyacak, hepsini alacak. Toplamda 5 dakika işini halletmiş olacak. Muçiyi nasıl yapacak? Merak ediyorum onun malzemesini. Hangisi Quentin, hangisi? Quentin bu. Bu barınaktan geldi. Hayır, Quentin Hushpuppies. Barınaktan mı geldi? Bu barınaktan evet. Aykut, Quentin buymuş. Quentin bu. Vallahi Quentin bu mu? Quentin, Tarantino nerede? Faruk mu? Faruk. Evet, Faruk. Ay, Hushpuppies bunlar değil mi? Evet. Ay çok tatlısınız siz. Gel Faruk, ne yapıyorsun? Gel, çok tatlı bunlar ya. Cam bunlar, cam. Dostlarımız onlar bu bizim. Bu hiç dinlemez. Turgay'ı bile dinlemiyor. Turgay da mı dinlemiyor? Zaten. Hiç kimseyi dinlemiyor. Yaramaz mısın sen? Bıraksak herhalde ortalığı birbirine katarlar. Kesinlikle evet, öyle. Maalesef Quentin. Evet. Oğlum. Bence Zuhal Hanım, biz havuza direkt geçelim. Havuza mı gireceğiz? Girmeyeceğiz. Tamam, güzel ama o tarafa doğru. Senin. Ben mayomu getirme. Bilseydim mayomu getir. Görüşürüz çocuklar. Çok tatlı. Yaşları kaç? Quentin'le Faruk? O yaşlı 8 yıllık. 8 yıllık. Diğeri genç. Yani 3 yıllık falan. 3 yaşında. Barınaktan almış. Ne kadar güzel. Evet. Eğer çocuklarına ya da kendilerine böyle hayvan dostlarımızdan almak isteyen varsa köpeklerden barınaklara da gitsinler öyle. Öncelikle. Çok doğru. Orada bakıma muhtaç bir sürü böyle can var. Turgay, sushi malzemelerin neler? Ha, sushi malzemelerim özel siparişle geldi. Şey bakar mısınız? İşte sushi malzemelerimiz de geldi. Hemen kontrol edelim. Özel siparişlerin neler Turgay? Bana da gösterir misin? Edamame var. Peki ya bu? Mantar. Bunu nerede kullanacaksın? Bunu çorbada kullanacağım. Bu nedir Turgay? Adını unuttum. Bilmiyor musun? Bu wasabi tozu. Peki balıklar nerede? Balık gelecek. Özel siparişlerini alan yarışmacımız alışverişe devam ediyor. Sırada ne var? Konuşan turşu alıyoruz Gürbüz. Mısır alıyoruz. Bu arada balıkların hala gelmedi. Balıklarım geldi mi? Buyurun. Bunlar Norveç somonu mu? Norveç somonu kullanacağım. Evet. Aa! Parti alanı. Bar var orada. Her şey bakar var. Bakar mısınız? Çocuklar ben şimdi şöyle geleyim. Zonklar. Efendim, partiliyormuş burada evet, gençler. Evet, suşiler burada yeniyor. Evet, partiler acayip burada. Acayip iki yerdeyiz. Çok ben güzel. Burada yatıyorum Turgay'la bazen. Sen, çok güzel popcorn makinesi var. Çocuklar, ben bir limonata alayım varsa. Tabii ki, buyurun. Ondan sonra. Bir getirelim. Nerede, diğerleri nerede? Müzik yok mu? Müzik yapın bize ya. Müzik hadi yaratıyoruz. Yani bir litre. Biz burada nasıl partiler yapıyoruz anlatayım size. Aslında işte Turgay'ın görmediğiniz tarafı burada yaşıyoruz biz tam olarak. O sessiz sakin zeytinyağlı kafanın altında neler dönüyor? Dedikodular burada geçiyor. Çok dedikodu seviyoruz hala. Turgay bayılır. Aşırı dedikodu seviyor. Var ya. Başkasına bakıyor musunuz buradan? Ne oluyor, ne bitiyor yanlardan? Aslında onlar bizi merak ediyor. Biz niye merak edelim ki? Kim bilir burada neler oluyor? Burada neler oluyor? Partiler neler oluyor? Melis telefon ver, David'e bir mesaj atayım. Müsaitse Nisan'da gelsin. David Getta arkadaşım benim. Şimdi David Getta. Dubai'ye gitti şu an. Oradan dönüşte yapabilir. Değil arkadaşım. Ben de Blondish'i çağırayım o zaman. Tam olsun. Aynen. Kimi? Blondish. Blondish gelsin. Doje'yi alsın. Doje'yi, Cardi B, Nicki. Çok severim. Hepsi gelsinler. Allah burası yıkılır arkadaşlar. Biz yayınlayabilir miyiz? O tabii ki. O ayrı. O ayrı ama güzel güzel, keyifli. Çok güzel. Quentin, Faruk. Görüşürüz. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Turgay gelmiştir. Ne oldu gençler? Hiçbirinizin gelesi yok buraya. Siz yazın gelin buraya. Yazın. Turgay'ın telefonunu alın. Takılırsınız. Hadi gidelim. Turgay neler kaldı? Sadece çiçekler kaldı görünüz. Hangilerini alacaksın? Vişne suyu alacağım. Kayısı suyu alacağım. Alışveriş bitti mi? Ha bitti görürüz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Yarışmacımız alışveriş arabasıyla hemen kasaya geliyor.
Unuttuğum bir şey var mı? Ha yok Gürbüz, unuttum. Alışverişi tamamlayan Turgay için ödeme yapma zamanı. 216.90 tatlım. Özel siparişlerine ne kadar harcadın? Siparişlerim de 300 liraydı. Oo. Toplamda 519 lira. Tebrik ediyorum. Bütçeyi de aşmamış oldun. Bütçeyi aşmadık Gürbüz. Hadi o zaman hemen eve dönelim. Alışveriş torbalarını alan yarışmacımız yemeklerini yapmak için eve dönüyor. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım Gürbüz. Sen de daha beni heyecanlı. Baksana kapıyı bile açamıyorsun. Çabuk ol, çabuk. Gürbüz çok geç kaldık. Benim yerime bunları çıkartır mısın? Ben de giyineyim. Tabii ki çıkartırım. Oo Gürbüz harikasın. Ben de senin malzemelerini çıkardım. Süpersin Gürbüz. Her şeyi yerleştirmişsin. Peki hazır mısın? Hazırım. Heyecanını attın mı? Heyecanımı attım tamamen. Ah Turgay gelmiş. Ha, hoş geldin. Hoş bulduk Turgay. Mutfağa bak. Bu mutfakta sadece yemek yapılmaz, yene de bilir. Yani şurayı masa koysak burada yesek burada. Yani. Hiç servisle uğraşmam. Şey çok güzel. Ne yaptın? Nasıl geçti? Edamame için alınmış. İşte hepsini buyursunlar. Aldım. Hepsini buldum. Zaten. Hepsini buldum. Bunlar özel tabii ki tuzu. Himalaya tuzu. Evet, Himalaya tuzu. Orada yosun yaprakları mı var? Ha burada da yosun yaprakları var. Roller için buyursunlar. Için. İşte suşimiz için. Bambun falan. Orada galiba sarıca. Duvar Hanım, sizin için ikramlarımız da var. Aa, yine de ne olursa olsun geleneksel ikramlarımız Z kuşağından da olsa geliyor. Çok teşekkür. Aman de ne tatlı şeyler. Hazıra benziyor. Ben de Turgay'a önlüğünü getirdim. Evet, yani. Önlüğünü verdin. Her şey tamam. Her şey tamam. Sushi için malzemelerin tamam. Acılı ekşili çorban için. Bütün malzemeler. Bir de Machu Picchu muydu şeyin? Yok mochi. O şey Peru'da bir yer. Mochi. Mochi. Mochi yapacak. Dondurmalı bir tatlı. Dondurmayı koydum farz ediyorum. Mutfağın çok güzelmiş bu arada. Ya, teşekkürler Zuhal. Evet, önlüğünü de bağlayacak inşallah. Bugün Turgay bize bir Uzak Doğu mutfağını. Evet, arkadan ve yakışıyor Tutime. Aa Tuti mi? Evet Tuti de söylüyor. Normal Tuti diyorlar. Aa Tuti. Tuti. Evet. Bakalım bize tatlı neler şey Tuti. Mi? Aa çok tatlış. Peki başlatayım mı süreni? Ha olur. Hadi bakalım 2,5 saatim başladı. Bugün mutfakta Turgay var. Daha doğrusu Willa'nın mutfağında Turgay var. Efendim gördüm parti yaptığınız yerleri Tuti. Aa gördüm gençler. Baharda tekrar geleceğiz. Bir fenomenler ya da best of haftası yaparız Selin. Yapacağız. Ha, beklerim zorunda. Burada yaparız. Güzel olur. Hem de çıkışta da bir parti olur. Veda parti. Sezona vedayı burada yapalım derim ben. Ne DJ'lerle. Eli bulduk. Kahveniz de benden olsun Zuhal Hanım. Oo bu da Gürbüz. Tanıştınız mı Selin Gürbüz'le? Beni tatile davet etti. VIP listede. Şifre Yalıkavak. Yalnız dikkat et. Evet. İçlik falan ki ne olacağı belli olmaz. Kış olur, muş olur. Sordum. Hiçbir şey olmaz dedi Zuhal Hanım. Onu söylemedim. Hayır bir şey söylemedi. Dutaç neyi temsil ediyor? Kristal mi? Evet. Aa çok güzelmiş. Gel dur bakayım ver bakayım. Ha Zuhal Hanım. Bir takayım bakayım. Efendim? Bu arada Çin pirinci. Çin pirinci tabii ki suşiler bundan olacak arkadaşlar. Öyle bildiğiniz Maldo, Osmancık ya da Basmati'den. Bizde her olmaz. Şey var. Moda var, oo, yemekler var, keyif her şey var. Var. Her oo, şey yakıştı. Ama size daha güzel yakıştı. Ya, hayır sana da çok yakışıyor. Melek teşekkür gibi oldunuz. Aa estağfurullah. Ama bugün Turgay, biliyorsun rakiplerin zorlu, seni zor bir masa bekliyor. Aynen. Biliyorsun değil mi? Hepsi atmaca gibi vallahi billahi. Çünkü Turgay böyle biraz sağ gösterip sol vurdu. Böyle güzel yorumlar yaptı. Beğendi. Gerçi bir 8 puan verdi arkadaşım. Tuti bir 8'i yapıştırdı. Ama o 8'i verdiği yerden de inşallah ona güzel yaparsa güzel bir puan bekliyoruz. Değil mi? Ben Turgay'a güveniyorum. Gerçekten. Birincisi olduğuna da güveniyorum. Bu arada Turgay... Parayı da bağışlamak istediğini biliyor musunuz? Köpeklere, barınaklara. Aa. O yüzden çok gurur duyuyorum. Öyle mi Turgay? Evet. Senden de duymak isterim bunu. Hayvan barınağını, yarısını hayvan barınağını, yarısını da ihtiyacı olan insanlara bağışlayacağım. 15 bin TL'yi kazanırsa. Evet. Aa, ne kadar yüce gönüllü bir insansın. İnşallah kazanırsın. Çok isterim kazanmanı. Ne güzel hayvan barınakları ihtiyacı olan insanlara bağışlayacaksın. Bravo vallahi tebrik ediyorum seni. Sushi için tenceredeki pirince ölçüyle soğuk su ekleyen yarışmacımız tuzunu ayarlıyor. Elvan sushi yer mi acaba? Çünkü çok huylu, çok alerjisi olan, birçok şeye karşı alerjisi olan bir yarışmacı. Elvan yer inşallah sushileri. İnşallah yer. İnşallah lop lop alsın efendim canım. Etleri alacağım da ben. Alabilirsin tabii ki. Hiç müsaade istemene gerek yok. Mutfak senin. Ben nasıl yiyeceğimi hiç bilmiyorum. Yani severim. Karadenizliyim. Gerçekten severim. Evet, balığı severim ama hani
bu şartlarda İstanbul'da taze balık, hani o tür sushi tarzı şeylerin hemen sabahında avlanıp böyle en taze şekliyle yendiğinde daha sağlıklı olur. Bizim dün çekim yaptığımız yerde Aysel'in evinin orada kadınlar toplanmıştı. Zuhair Hanım buraya gelsenize, mangal yaptık dediler. Dedim ki çekime çıkıyorum, çekime bekliyorlar, çıkışta uğrarım dedim. Ondan sonra uğradım. 60'lar gürbüz, kaçırdın. Çinekoplar, tavuklar, mangalda yan komşular. Dolandım arkadan. Ay yaymışlar yaygıları, salatalar, görmen lazım. Oradaki kadınlar mangal yaktılar dün çinekop. Bana da sağ olsun ikram ettiler mi? Dedim ki yemek yedim vallahi, kusura bakmayın. Zuhal Hanım komşuları mı diyorsunuz? Ben sizden önce gittim ve hepsinden yedim. Ha, onu dediler Zuhal Hanım. Normalde burada iki lüfer, iki levrek vardı. Onlar gitti palamutlar falan dedi. Sen miydin onları? Yalan yok, ben götürdüm Zuhal Hanım. Çok güzel duruyordu ya. Yememiş olsaydım yemekten yerdim. Komşuluk candır diyorlar. Aynen öyle öyle. Bak burada da ne kadar. Ev alma komşu al. Vallahi çok önemli. Hele bu devirde. Çünkü hasret kaldık insanlarla bir araya gelmeye. İhtiyaç dahilinde olsun veya bir kapıdan merhaba. Bir şey ihtiyacın var mı? Ne kadar önemli değil mi? Evet, bak, Turgay'da her zaman öyledir. Her zaman alışverişe gittiğinde mesela başka bir mutfak denediğinde diyor Selin sen de istiyor musun? Şimdi oraya gidiyorum özel bir market keşfetmeyi bayılır. Ay ne kadar güzel, ne kadar elin açık Turgay. Geleyim bakayım şöyle şu pirincini ikiye bakalım. Bu pirincin çok önemli. Tutması lazım. Tutması lazım. Öyle pilav gibi değil tabii ki. Dolayısıyla doğru pirinci almışsın. Nedense bu hafta yarışmacılarımızı yakan bir diğer unsur ne oldu Turgay? Pirinç yanlışlığıydı. Bir sürü malzemenin yanlışlığıydı. Şimdi dün Şehzade pilavı için basmati pirinç kullanılır mı yahu? Selin geç sen nereden bileceksin? Sen yemek yapıyor musun? Evet yapıyorum. En güzel neyi yapıyorsun? Ben İtalyan mutfağı çok severim. Tutto bene, tutto quattro, quattro. Selin'de de her şey var Zuhal Hanım. Kendisi aynı zamanda psikolog. Ben 7 bölüm okudum. Ben okumayı seviyorum. 7 bölüm mü? Evet. Maşallah. Üniversitede mi? Kaç tane üniversite bitirdin? Yani Türkiye'de üniversite mi oluyor? Yani bölüm yani mesela avukatlık, iç mimarlık şey mi oluyor? İşte üniversite eğitimi üniversite, farklı bir şey tabii ki. Sertifika eğitim almak... değil, sertifika değil. Diploma alıyorsun. Diploma alıyorsun. Aynen. Nerelerde okudun sen? Hollanda'da hepsi. Ha yurt dışında ama, bölüm olarak bitirdin. Evet. Bizdekinden farklı bir sistem var orada. Evet mesela 4 senenin yerine 1,5 senede mesela bitirebiliyorsun. Mesela daha çok sınav yapıyorsun. Hmm. Sınavlara giderek psikoloji, mimarlık, başka? Evet. Moda tasarımcılık. Ondan sonra yani birçok şeyler maşallah, bölüm bölüm bitmez harika. Anlatıyorsun. Ne kadar güzel bravo. Okumak gibisi var mı? Valla örnek. Senin gerçekten psikolog musun? Evet, günümüze şurada hafif bir psikanaliz yapabilir evet, miyiz? Evet öyle gördüklerini... bir diploman oluyor, elinde oluyor. Mesela gerçek okulda okuyarak mesela ona elde ediyorsun. Mesela onun yerinde mesela ben o 50 tane ya da 40 tane sertifikam var ama onlar küçük küçük. Mesela Paris'te, Londra'da mesela bir haftalık kursa giriyorsun. Anladım, ama onlar farklı. Anladım. Bunlar daha gerçekten farklı. Diplomalı olan. Daha sıkıştırmış konsantre aynen. Eğitimler herhalde. Peki o meslekleri icra edebilme yetkin var mı? Mesela evet ama ben mesela hepsini kullanmıyorum. Mesela iç mimarlık babamın mesela inşaatlarında mesela küçük projelerinde yer alıyorum. Mesela İnşaatlarda moda... küçük projelerde gürbüz. Haydi. Haydi haydi. Zaten gürbüz seninle gel LA yapalım dedi. Evet sizi bekliyorum orada. Evet. Aa geliriz şekerim. Telefonlarımızı falan alalım birbirimizin. Bugün 15.000 TL için Turgay yarışıyor. Siz de bizimle böyle keyifli anlar yaşamak ve de tabii ki bir de sonunda 15.000 TL kazanmak için ne yapacaksınız? tv8başvuru.com ve de yemekteyiz Instagram hesabı üzerinden bize ulaşacaksınız. Yarışmacı olacaksınız. Biz sizi buraya davet edeceğiz. Gördüğünüz gibi sizin evinizde gönül rahatlığıyla yemeklerinizi pişireceksiniz. Çok da güzel bir hatıra olacak. Tıpkı Turgay'a da olacağı gibi ama inşallah belki de belli mi olur? 15.000 TL'yi alırsın Turgay. Güveniyor musun kendine? Ha, güveniyorum zorunum ama güven. Bugün son gün olduğu için herkes bir negatif gelecek. Aa, olur mu şey? Sen 8 puan verdin yarışmacıya ya. Bugün tabii başka sürprizler de varmış Turgay'ın. Onu da merak etmiyor değilim açıkçası. O sürprizi nedir? Bir görseniz. Ya. Bence Yemekteyiz'in en güzel sürprizi diyebilirim. Selin'i duydunuz mu? Yemekteyiz'in en güzel sürprizi Turgay'dan gelecek bize. Bugün büyük finalde evet. Neler büyük hazırladın bize acaba? Çok büyük sürprizler bekliyor sizi Zuhal Hanım. Yaşasın, bayılırız sürprizlere. Evet, tavukları doğradı, sularını süzdü. Ve çorbası için pirincin de tamamdır diyorsun. Evet bu pirincin iyi yapışması, iyi tutması lazım. Şu bambu da saracak biliyorsunuz. Sarması çok önemlidir. Sushi'yi
sushi yapan şey nasıl? Sıkılaştırmaya hep olmam. Evet, aynen öyle. O pirinçler dağıtıp Allah korusun tutmazsa istediğin gibi kesemezsen olmaz. Değil mi? Rolleri iyi kesmen lazım. Farklı sushi'ler yapmış. Yani birini sevmezsem diğerini severim diye umuyorum. Bir kere yedim sushi, bir kere de lisede yapmıştım. Normalde balıkla hiç aram yoktur benim ama tadına bakmak zorundayım tabii ki. Kaç dakikası geçti Gürbüz? Zuhal Hanım 20 dakikası bitti bile. Ne? What? Unbelievable. Do you believe? I can't believe. I can't believe. Hollanda'da arkadaşım var Meral, buradan selam. Hollanda ne güzel Amsterdam özellikle değil Hollanda'nın mi? Hollanda'nın neresi? Arkadaşım mı? Rotterdam'da. Ama biz Amsterdam'a çok gidiyorduk. Ama güzel, güzel yerler. Masal şehri gibi küçücük. Evet, öyle doğru. Orada böyle botlar, Allah köpekler. Quentin'le Faruk. Bakayım mı ben onlara, kapıştılar mı? Ha, kapışıyorlar galiba Zorlan'a. Ha, teşekkür ederiz Zorlan'a. Çok şekerler. Sizin var mı Zorlan'ın? Var, benim de Pomeranyan'ım var. Beraber Rottweiler'ımız vardı, maalesef vefat etti. Hayır, başınız sağ olsun. Köpekler canımız onlar, bizim aynen. Dostlarımız. Bir şey söyleyeceğim. Sevginin var mı? Ha, sevgilim henüz yok Zorlan'ın. İşten, işten vakit bulamıyoruz zaten. Yoğun çözüyor. Lojistik müdür yabancı firmada. Allah'a şükür yakışıklı. Başarılı. Yani başarılı. Kibar da bir insan. Bu zamanda zor kibar insan bulmak. Değil mi? Höt höt herkes bir. Höt 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 höt. İyi de para kazanıyor Zuhal Hanım. Bana bak sen Gürbüz'le, Selin'le biz Los Angeles yap bu sene. Ha, sürekli söylüyorlar da vakit yok. Vakit yok. Şu an kariyer. Gençsiniz daha. Zamanı gelince o da olur inşallah. Daha erken Zuhal Hanım. Gezmek, erken, tozmak erken. Varken. Dur şimdi partiler, gezmek falan varken. Ben de neyse ne evliliği falan yani diyorsun. Peki sana kolay gelsin Turgay. Gerçekten kazanmanı istiyorum ya. Teşekkürler. İyi yürekli bir insansın arkadaşımızsın. Bir de çok güzel bir yere gidecek inşallah para kazanırsın. Hayvan barınaklarını ve ihtiyacı olan insanlara verecekmiş. Görünüm senden yana. Bol şans diyorum. Rast gitsin inşallah. Teşekkürler zaten. Seni de tacını vereyim. O evet, taç devretme törenindeyiz. Tacı. Takacak mısınız? Evet. Efendim? Takıyorum tacımı. Geçen sene kazandığım tacımı. Bu senenin birincisi Selin'e veriyorum. Teşekkürler Zuhal Hanım. Çok memnun oldum. Ben gene de. Görüşelim. İnşallah evet. Bir gün gene bir yerde rastlaşırız. Yemek partimizde bekliyorum. Aa geliyorum. Partiye geliyorum. Partileyeceğiz. Partileyeceğiz. Gürbüz seni de götüreyim mi? Zaten bensiz parti güzel olmaz. Hadi ben kaçtım. Hadi teşekkürler Zuhal Hanım. Bye. See you later. Ve Zuhal Hanım aramızdan ayrıldı. Tuti şu ana kadar neler yaptın? Pilavı haşlarken özel bir şey kullandın mı? Ha, pilavda sadece Himalaya tuzu koydum bir çay kaşığı. Himalaya tuzu olmazsa olmaz mı? Olmazsa olmuyormuş. Olmaz. Turgay öyle bana hep anlattı. Havuçları bitirdin mi? Bitirdim. Bu arada sana bir hediyem var. Ha, teşekkür ederim Gürbüz. Rica ederim. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi mantarları doğrayacağız. Hadi doğrayalım. Bu mantarlar özel sipariş mi? He, bunlar da özel sipariş. Bu mantarların bir farkı var mı? Rengini daha da koyulaştırıyor. Özel bir mantar mı? He, özel bir mantar. Yoksa Çin'den mi geldi? Ha, Çin mantarı. Turgay bunları her zaman özel alıyor. Değil mi Turgay? Sen aynen. Özel bir yerden alıyorsun. Özel bir yerden. Kara mantar mı? Kara mantar. Evet. Arkadaşımız Japon mu? Çin mi? Neden böyle bir çorba seçmiş acaba? Yani anlamış değilim. Turgay Bey'den hiç beklemediğim bir menü gerçekten. Acılı ekşili çorba. Hem acı olacak içinde hem ekşi olacak. Herhalde orta karışık bir çorba gelecek ama bilmiyorum. Selin, Tuti çok yavaş değil mi? Yemek yaptığında sen daha bir hızlı yapıyordun. Müzikler oluyordu, partiliyorduk. Bunlar ne oluyor Tuti? Bence Gürbüz beni oyalamaya çalışıyor. Selin, ben mi oyalıyorum? Söyler misin lütfen? Ben şimdi taraf seçmeyi hiç sevmem. Bana bu soruyu sorma. Bu arada mantarlar kuru gibi. Ha, kuru olacak, evet. Suda çözülüyor. Acılı ekşili Çin çorbası için lahana, havuç ve kuru mantarı mı doğradık? Ha, bunların hepsi çorba için. Turgay, senin başka sürprizlerin de olacak değil mi? Birazdan gelecek Gürbüz, görürsün sürprizi. Buraya biri mi gelecek? Söyleyemem. Bir seni. Şimdi gerçekten merak ettim. Boş boşuna söylemiyoruz. Yemekteyizin en güzel sürprizi bu akşam. Sarımsaklar da soyulduktan sonra acılı ekşili Çin çorbasının sebzeleri haşlanmaya bırakılıyor. Turgay, masalarda sessiz kalmanı çok eleştirdiler. Genel ses bir kişilik olduğum için sürekli üstüme geliyorlar. Yarışmada da zaten sürekli üstüme geldiler Gürbüz. Ama bugün hakkımı yedirmeyeceğim. En çok kim üstüne geldi? En çok Elvan Hanım üstüme geldi ve Emrah Bey üstüme geldi. Sana anlattı mı Selin?
anlattı ve ben de sesleniyorum. Kankime inanıyorum ve bence bu akşam sen her şeyi göstereceksin. Sürprizlerle dolusun, zaten lezzet var yani daha ihtiyacı da yok. Turgay Bey kaç günü masalarda şikayetçi, ev sahibini göremiyor, şöyle böyle yok, servis gecikti. Bakalım biz kendisinin yüzünü bugün görebilecek miyiz? Servisin çok hızlı olması lazım. Herkesi laf attı bu konuda ama ben masada onun geç kalmasını istemiyorum. Servisin de hızlı olmasını istiyorum. Tuti, bana yardımın ihtiyacın varsa sana yardım edebilirim ha, buradayım. Teşekkür ederim kanki. Şimdi izleyip diğer yarışmacılar puan kırmasın. Tamamdır o zaman. Selin'cim sana çok teşekkür ediyoruz. Ne demek, başarılı diliyorum. Ha, teşekkürler. Mochi tatlısına başlayan yarışmacımız yumurtanın sarısını ayırıyor. Çorbanın sosuna neler giriyor? Ha, soya sosu dökeceğiz. Başka? Limon suyu ve acı sos katı. Çorbayı acı yapmak için mi? Aynen, acılı ekşili bundan çıkıyor gürbüz. Acılı ekşili Çin çorbasının sosu için soya sosuna zeytinyağından sonra acı sos ekleniyor. Masalarda en çok kim konuşuyor sence? En çok Elvan Hanım konuşuyor ama boş konuşuyor. Dün de Aysel çıldırdı. Aynen. Dün Aysel Hanım yaptı. Bir anda üstüme atlayacak zannettim. Öyle bir ev sahibi olamaz. Özellikle de yarışma bittikten sonra. Aynen. Bir ara hakaretler falan ortada uçuşuyordu. Çıkın evimden. O tarz şeyler söylendi Gürbüz. Korktum bir anda. Dün bana çok büyük haksızlık yapıldı gerçekten. Çok sinirlendim. Yapılmaması gereken bir davranıştı. 15 bin için bu kadar da vicdansızlığa ne gerek var diye arkadaşlara söylüyorum ben. Program bitecek. Yani insanların yüzüne nasıl bakacaksınız? Benim o kadar iddialıyken, yemeklerim o kadar lezzetliyken, sofra düzenim o kadar güzelken nasıl 4 puan veriyorsunuz? Bunu size sormuyorum. Vicdanınıza soruyorum. Eğer bugün aynı tavırla gelir, benimle tartışmaya çalışır, hele de ses tonunu yükseltirse hiç kusura bakmasın ama ben böyle insanların varlığını bile yok sayarım yani. Benim için bu insanlar kesinlikle muhatap olacak kişiler değil. Çok yavaş diyorsun bana Gürbüz ama biraz pratiğin. Bu senin pratik halin mi? Aynen. Gerçekten pratik olduğunu mu düşünüyorsun? Ya mutfakta öyle değilim Gürbüz. İş yerinde de bu kadar ağır mısın? Ha, ağırım ama iyi sonuçlara ulaşıyorum. Yarışmacımız hazırladığı sosu Çin çorbasına karıştırıyor. Çorbanın mantarları büyük sanki. Ha, kaşığı var Gürbüz. Çorbayı bununla mı içecekler? Aynen onunla içecek Gürbüz. Taneleri büyük olduğu için. Taneler buna da büyük değil mi? Ha, yok değil Gürbüz. Salata için doğranan brokoliler haşlanmaya bırakılıyor. Elvan Hanım'ın menüsündeki 15 çeşit yemek için ne düşünüyorsun? 15 çeşit çok fazlaydı Gürbüz. Abartılı. Kendisi gibi çok abartılı bir menüsü vardı. Sonunda da ne oldu? Patladı. 5 çeşit olsun, zamanında çıksın Gürbüz. Öyle değil mi? Sence hala iddiasını devam ettiriyor mu? Bence ettirmiyor daha. Ben birinci olamazsam aslında Turgay Bey'in hani olmasını istiyordum. Biraz naif karakterli bir insan. Hani yine de her türlü benim için tat önemli. Gerçekten yemekteki tat önemli, emek önemli. Şu ana kadar Emrah Bey dışında ben gerçekten iddialı birisini maalesef göremedim. Emrah Bey'e hak vermek lazım. Çünkü İtalyan olsun, Arap mutfağı olsun karışık bir menü ve uğraştırıcı bir menü çıkartmaya çalışmış. O yüzden şu an Emrah Bey diyorum. Brokoli salatasına devam eden yarışmacımız ocakta közlediği kapya biberi doğuruyor. Turgay, bu biberler közlendi mi sence? Biberin ısınması yeterli Gürbüz. Sadece tadını alması yeterli mi? Aynen, o köz tadı alması yeterli Gürbüz. Fazla közlenmesi gerekmiyor o zaman. Yok, illa köz olmayacak Gürbüz. Gerçekten brokoli salatasını ilk defa mı yapıyorsun? Brokoli salatasını ilk defa yapıyorum. Ama çok belli. Neden Gürbüz? Yaparken kendin bile emin olamıyorsun. Çorba nasıl olmuş? Şimdi olmuş Gürbüz. Salata için közlenen kapya biber doğrandıktan sonra konserve mısır ekleniyor. Suşilere geçelim mi? Sen nasıl istersen. Aynen Gürbüz. Çünkü onlar daha kaynamadı. Suşinin malzemelerini kesip suşiyi saralım, o bitsin. Önce hangi suşiyi yapıyoruz? İlk önce coconut cucumber rolü yapacağız. Cucumber aslında bildiğimiz salatalık değil mi? Ha, salatalıklı oluyor. Cucumber rolün içine neler giriyor? Salatalık ve somon balığı giriyor. Kaç tane yapacaksın? İki başı. İkişer tane yapacağız. Cucumber roll için önce salatalıklar dilimleniyor. Tutti, bak mutfağa kim geliyor. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin Aykut. Nasılsın? Teşekkür ediyorum, iyiyim. Siz nasılsınız? Aykut'cum, Tutti çok yavaş gidiyor. Bir de konuşurken yap bir şeyler yani. Tutti konuşurken bir şey yapmıyor, duruyor. Gerçekten sürekli duruyor. Çıkar. Yardım edeceğim şimdi Aykut.
Aykut, seni de yarışmaya alalım mı? Yok, bu tür bir tarzda yemek yapamıyorum ama Türk yemeklerini yapıyorum tabii. Yaprak sarma yapıyor musun? Denedim. Yani biraz şey oldu ama denedim yani. Nihayet tuti somonları çıkardık. Şimdi ne yapıyorsun? Ha, somonları doğruyorum. Bu somonları pişmeden çiğ çiğ mi yiyecekler? Ha, pişmeden yiyecek. Aykut, sushi sever misin? Severim ben. Somon ama böyle pişmeden değil de hani pişireceksin. Pirinci elini alıyorsun, top haline getiriyorsun, üstüne somon koyuyorsun, bitti. Bu ne? Toplamda 1-2 saniyelik bir şey. Pirinci al, koy, somonu üstüne koy. Bu kadar. Çok basit. Çok kolay bir menü. Toplamda bu menü 40 dakikada hazır olur. Biz galiba biraz uzak doğudan gidiyoruz bugün. Daha önce hiç sushi yemedim ben. Çiğ balık da yemedim. Çiğ balık yeriz falan yok. O hikaye. Ben çiğ balık da yemedim. Çiğ balık zaten adamı hasta eder. Benim de bir de her şeye alerjim var. Yani inşallah bir şey olmaz. Kurutulmuş yosunun üzerine haşlanmış pirinci koyan yarışmacımız arasına salatalık ve somon koyduktan sonra bambu yardımıyla sarıyor. Çok büyük olmadı mı? İçine salatalığı doldurttun Gürbüz. Hayır hayır. Tuti, bu kadar büyük roll olur mu? Cucumber roll böyle mi olur? Yok, kesince o düzelecek. Düzeliyor kesince. Keselim bir bakalım istersen. İlk sushisini tamamlamaya çalışan yarışmacımız sardığı cucumber roll'u dilimlemeye başlıyor. İşte bu Tuti. Bravo sana. Helal helal. İstediğin gibi oldu mu? Ha, oldu. Bir şeylere benzemeye başladı. Aykut, sen Tuti'ye inanmıyordun ama bak gerçekten oldu. Evet gerçekten. Bir de samimi merak ediyorum onu. Evet. Aykut, Turgay nasıl bir insan? Çok temiz kalplidir. İlginç olan şey, Aykut'la bizim tanışmamız aslında. Taksim'de tanıştık. Nasıl tanıştınız? Şöyle çarpıştık yani. Çarpıştıktan sonra ne oldu? Yok, çarpışmadık görmüyoruz. Gerçekten nasıl tanıştınız? Ben yine geç kalmıştım bir yere. Sonra kanka mı oldunuz? Aynen öyle sonra oldu. Sonra kanka olduk. Ondan sonra bayağı gezdik. 8 yıl oldu tanışalım. Sushi'ye devam eden yarışmacımız, California Roll için kurutulmuş yosunun üzerine haşlanmış pirinci yayıp ters çeviriyor. Yosunlu tarafına somon ve avokado koyduktan sonra sarıp dilimlere ayırıyor. California Roll'dan 6 tane çıkacak mı? Ha, çıkacak bence. Yeniden sararız. Ya, o kadar vaktim var mı? Kalan süre tamı tamına 1 saat 10 dakika. 1 saat 10 dakika. Hadi çocuklar, hızlı ol biraz. Hadi hadi hadi. Tatlıya ne zaman başlayacaksın bu arada? Birazdan başlayacağım. Ne kadar sürecek tatlı yapma? Ha. Çabuk olman gerekiyor. Soğuması lazım bu arada tatlının yani. Arada... Çok zaman alan bir tatlı değil. Bu arada sürpriz için biri gelecek de hala ortalarda yok. Ha, gelecek birazdan. Bu sürprizi çok merak ediyorum. Hadi ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz Aykut. California Roll için avokado ve somonla sarılan pirinçli yosun yaprağı dilimlere ayrılıyor. Turgay, California Roll'lar bitti mi? Onlar bitti. Bunlardan birer tane verirsen çok eleştirirler. Pirincimiz az. Cucumber Roll ve California Roll tamam. Sırada ne var? Somon nigiri var. Şimdi hangisini yapıyorsun? Somon nigiriyi. Somonu bir tek biliyorum. Somon nigiri. Nigiri yazıyor. Ney mi o? Somon nigiri. Pilav değil, bir şey değil. Pilav yok. Ay Turgay ya. Somon nigiri nasıl bir şey acaba? Nigiri migiri gidiyor. Philadelphia Roll'a geçen yarışmacımız yosunun üzerine pirinç, salatalık ve somon koyup bambuyla sardıktan sonra dilimliyor. Pasta gibi oldu. Philadelphia Roll için somonun ızgara olması gerekiyor. Ama sen çiğ koyuyorsun. Ha, böyle vermeyi tercih ediyorum Gürbüz. Keşke ızgara da biraz çevirseydin. O vakit alıyor diye. Hala vaktim var ama. Salata için haşlanan brokoliler konserve mısır ve kapya biberle buluşuyor. Ardından ana yemekte sunulacak somon nigiri hazırlanıyor. Turgay, şimdi ne yapıyorsun? Somon nigiri yap. Somon nigiriye nasıl şekil veriyoruz? Ha, köfte gibi yoğurup şekillendiriyoruz. Peki neden köfte nigiri değil de somon nigiri demişler? Onu da Japon mutfağına sor. Japon mutfağına mı soralım? Japonları iyi mi tanıyorsun? Aynen, gözlerinden tanırım. Bir Japon, bir Çinli ve bir Koreli yan yana gelirse onları nasıl ayırt edersin? Gözleri sürekli benzediği için birbirlerini ayırt edemezsin. Olur mu canım, edersin. Ortak özellikleri çekik gözlü olmaları. Gözlerinin çekikliği kulak hizasındaysa Çinli, yukarı doğruysa Japon, aşağı doğruysa Korelidir. Somon nigiri için elde yuvarlanan haşlanmış pirinçlerin üzerine kesilen somonlar yerleştiriliyor. Turgay, bence bu suşiler az.
Hazır sos mu kullanacaksın? Soya sos, aynı hazır sos. Yanına zaten şey gelecek. Turşu mu? Turşu. Ben bunları nasıl okuyayım Allah aşkına? Golofrina roll. Piale del pi kumber roll. Somon nigiri su. Ne bunlar? Biliyor musun sen? Ben bilmiyorum. Turgay, ne yaptın? Bizim Türk mutfağımız dururken neden bunları seçtin? Çok mu merakın var Japonlara? Git orada yaşa. Philadelphia. Philadelphia rol. Rolden gidiyor Turgay Bey bugün. Herhalde bayağı bir rol yapacak bugün bize. Yani bunu da hiç bilmiyorum. Hiçbir şekilde fikir yürütemiyorum menüsü hakkında. Edamame için alınan dondurulmuş hazır soya fasulyeleri sıcak suda haşlanmaya bırakılıyor. Ardından salata için haşlanan brokoliler doğranıyor. Salatanın içinde neler olacak? Ha, brokoli olacak, mısır olacak, kapya biber olacak, limon olacak, sirke olacak ve salata turşusu olacak. Kapya biberler nerede? Kapya biberler içinde. Doğradın mı? Ha, doğradım. O zaman neyi eksik? Turşu eksik. Sırada ne var? Şimdi de salata turşumuz kaldı görünür. Turşusunu doğradıktan sonra salatamız hazır. Peki sos olarak ne koyacaksın? Sos olarak sirke koyacağım gürbüz, zeytinyağı. Brokoli salatasına salatalık turşuları da doğrandıktan sonra sirke, zeytinyağı ve limon suyu ekleniyor. Turgay, annen Marmaris'te, baban da Azerbaycan'da yaşıyor. Ha, ayrıldılar. Ayrıldıklarında kaç yaşındaydın? Ben 16 yaşındaydım. Sen kiminle yaşadın? Onlar ayrıldıktan sonra Bodrum'a gidip kendi... Yani kendim çalıştım. Senin için zor olmadı mı? Zor oldu. Zor bir dönem geçirdik. Ama şimdi atlattık, alıştık. Sonuçta büyüdük. Bir kardeşim var bu arada Gürbüz. Kardeşin de mi var? Azerbaycan'da bir tane kardeşim var. 2 yaşında. Yeni doğdu. Bir tane daha kardeşim var. 26 yaşında. Aynı anne babadan iki kardeş misiniz? Aynı anne babadan iki kardeş. Bir tane de o da öz ama... Öz kardeşin erkek mi? O kız. Salatadan sonra sırada ne var? Sırada tatlımız var. Edamameler oldu mu? Ha, edamameler de olmuş Gürbüz. Edamamelerin yapımı bu kadar mı? Ha, haşlayacağız Gürbüz. Gürbüz üstüne de... Himalaya tuzu katıp... Haşlandı mı? Haşlandı Gürbüz. Ara yemek için haşlanan edamameler süzüldükten sonra mochi tatlısının hamuru için kaseye bir su bardağı pirinç unu konuyor. Şimdi ne koyacaksın? Şimdi çeyrek su bardağı şeker koyacağız. Ama biz yarım koyacağız çünkü ölçekleri bir tık fazla tuttuk Gürbüz. Sence bu tatlıyı beğenecekler mi? Ha, bence beğenecekler. Ben evde yaptım, denedim, güzel olmuştu Gürbüz. Beğendin mi? Beğendim. İçinde dondurma yoğunluğu var ya, hamur işi o kadar yok. Hem diyet açısından güzel hem de tadı olarak güzel Gürbüz. Mochi tatlısının hamuru için pirinç ununa yarım su bardağı şekerden sonra su ve yumurta sarısı karıştırılıyor. Şimdi ne yapacaksın? Ha, şimdi Gürbüz tatlımızın hamurunu yapacağız. Tatlı için hazırlanan hamur ocağa alındıktan sonra kakao ekleniyor. Şimdi ne yapıyorsun? Ha, şimdi kakaosunu kattık. Buna dondurmayı nasıl ekleyeceksin? Ha, birazdan hamur gibi olacak. Gürbüz, biz de onu buradaki bu aparat sayesinde açacağız. Turgay, kapı çalıyor. Ha, işte sürprizim geldi Gürbüz. Şu sürpriz neymiş, çok merak ediyorum. Ha, merhaba, hoş geldin. Merhaba Turgay Bey. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Turgay, hanımefendi kim? Bugün bize yardımcı olacak. Masada bize hizmette yardım edecek. Şaka mı yapıyorsun? Hadi bir an önce mutfağa geçelim. Hanımefendi, siz nerelisiniz? Kazakistanlıyım. Hanımefendi bize hangi konuda yardımcı olacak? Ha, bize servis konusunda yardımcı olacak Gürbüz. Nasıl yani? Yemek sunumlarını sen yapmayacak mısın? Ha, ben yapmayacağım Gürbüz. Neden? Çünkü masada arkadaşlarla vakit geçirmek istiyorum Gürbüz. Bize de arkadaşımız sağ olsun yardımcı olacak. Hanımefendi arkadaşın mı? Ha, ben bir şirketten önerdiler. O şekilde... Hanımefendi adınız neydi? Token. Token. Ha, ayrıca bununla sınırlı kalmayacak Gürbüz. Japon kıyafeti getirdik. Japon kıyafeti giyecek. Doğru mu? Token. Gerçekten büyük sürpriz olacak. O zaman Token'ı hazırlandıktan sonra burada bekliyoruz. Tabii ki. Görüşmek üzere Token. Turgay, neden bir Japon değil de Kazakistanlı tercih ettin? Japon istemiştik, Kazak gönder. Kazak olduğunu aman kimseye söyleme. Aramızda Gürbüz. Merak etme, aramızda. Yarışmacımız mochi için hazırladığı hamuru nişastaya buluyarak eliyle açmaya başlıyor. Şimdi ne yapıyoruz Turgay? Şimdi nişastayla hamurumuzu yoğuruyoruz.
düz hale gelmesini bekliyoruz. Evet. Dondurmayı içine mi koyacaksın? Ha, içine şimdi bunu dondurma koyacağız görürüz. Yarışmacımız mochi'nin hamurunu özel aparatıyla açmaya çalışıyor. Hay Allah, istediğin gibi olmadı galiba. Ha, istediğim gibi gitmedi hiçbir şey görürüz. Peki ne yapacaksın? Şimdi dondurmaları yuvarlak yapıp üstüne kapatacağım görürüz. En azından bir şey kurtarmış oluruz görürüz. Servis tabağına alınan dondurma toplarının üzeri hamurdan kesilen parçalarla kapatılıyor. Dondurmaları erimeden dondurucuya mı atacaksın? Aynen, dondurucuya koyacağım. Görüyoruz. Sonra masanı mı kuracaksın? Ha, direkt masa kurmaya gidiyorum. Bu arada token da bir türlü gelmedi. Token üstüne iniyor hala. Kaç tane oldu? 6 tane oldu. Hadi bir an önce dondurucuya koy. Tatlı olarak ne seçmiş olabilir? Mochi. O ne? Neyle yapılıyor? O da mı balıkla yapılacak yoksa? Aa, ne yapılırsa yapar bu çocuk. Mochi'yi nasıl yapacak acaba? Bunun hamurunu nereden bulacak? Bunun hamuru normalde pirinç unu ama yapışkan pirinç unu. Bu iç malzemesini nasıl bulacak? Bunu tutturabilecek mi? Acaba içine dondurmasını koyabilecek mi? Ayarlamasını güzel yapabilecek mi? Güzel yoğurabilecek mi? Bunu ben çok merak ediyorum. Eldivenlerini çıkaran yarışmacımız masasını kurmak için salona geçiyor. Koş Turgay, koş! Nihayet masaya geldik. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım görürüz. Yalnız tatlı istediğin gibi olmadı. Aynen, tatlım çok istediğim gibi tutmadı. Ama dondurma kurtaracağını inanıyorum tadına. Masa örtüsü ve runner'ı seren yarışmacımız mumları da masaya aldıktan sonra bardaklarla birlikte yemek takımlarını ve çatallarını yerleştiriyor. Arada bunu unuttuk, görmüyoruz. Onlar nedir? Altına koyacağız. Servisler olmazsa olmaz. Ayrıca çok da güzel. Masaya renk veriyor. Aynen, görmüyoruz. Japonya'dan almıştım bunu. Çatalları tatlı için mi koydun? Ha, tatlı için çatal koydum. Sushi için chopstick mi var? Ha, chopstick var. Kaselerden sonra çorba kaşıkları ve chopstickler masaya yerleştiriliyor. Masamız hazır mı? Masada hazırım görürüz. Ekmek getirecek misin? Ha, ekmek getirmeyeceğim görürüz. Ekmeklik bir şey var mı? Çorba ekmeklik değil görürüz. Sushi var. Edamame da ekmekle yenmiyor. Suları dolduracak mısın? Suları geldiklerinde dolduracağım. Her şeyin hazır mı? Her şeyim hazır görürüz. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi giyinmeye gidiyorum. Gürbüz, işte karşında Tolkien. Hoş geldin Tolkien. Hoş bulduk. Tolkien bugün ne yapacak? Tolkien bize serviste yardım edecek. Ben de bu sayede masada kalabileceğim. Eleştirileri dinleyeceğim Gürbüz. Tolkien'ın giydiği geleneksel Japon kıyafeti mi? Evet. Turgay, seni bugün çok eleştirecekler. Bunlara hazır mısın? Ha, hazırım Gürbüz. Bu yüzden senden puan bile kesebilirler. Ha, benim buradaki amacım puan değil Gürbüz. Misafirlerimi en iyi şekilde ağırlamak. Bu sezon Yemekteyiz de ilk defa böyle bir şey oluyor. Bütün gözler senin üstünde olacak. Ha, bence de öyle olacak Gürbüz. Bu arada Zuhal Hanım da geldi. Hadi kapıyı açalım. Hoş geldiniz Zuhal Hanım. Nasılsınız? Bismillahirrahmanirrahim. Bu kim? Hoş bulduk. Size sürprizim. Ha, bu muydu? Hanımefendi. Japon mutfağına Japon kızı getirdim. Konnichiwa. Konnichiwa. Annen gitsin ya. Evet, oyun başlıyor. Hadi bakalım. Bu arada ben Türkçe konuşabiliyorum. Türkçe evet. Biliyor. Japonya'dan gelmiş ama Türkçe konuşuyoruz. Bir daha bir şey var, ben Kazak'ım. Efendim? Evet, Kazak mı? İstanbul'uyum. İşte Japon kızı istedim. Sen ama... Japon diye mi yutturmaya çalıştın Kazak? Canım salam. Salam. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Adın ne? Tolkien. Tolkien. Ne yapacaksın bize? Tolkien? Hizmet, yani sen mi şey yapacaksın? Ha, serviste servis. Yardım evet. Edecek. Gerçekten mi? Kabul ederler mi sence bunu? Zaten puan oynamadığım için onlarla masada vakit geçirmek istiyorum. Ha, sen vakit eğlencesine aynı. Diyorsun. Peki Tolkien'da çok hoş terlikler falan da. Ne yapalım? Ha, şey yapalım. Sushiler tamam mı? Ben şok. Sushiler tamam mı? Ha, sushiler elimden geleni yaptım. Ah, chopstickler burada.
Evet, Yemekteyiz tarihinde bir ilki yaşayacağız. Bana da sürpriz oldu. Sürprizim var diyordu sabahtan beri de. Token, bir dönsene bakayım şeylere. Çok güzel. Yalnız iyi şey yapmışsın. Japon tam bir olmuş. Japon olmuş. Token olmuş, sen çaktırma. Konnichiwa, hangengaseyo falan bir şey yaparız biz onu. Konnichiwa, ha. Yani Japoncam da var farkındasınız. Korece ile karıştı biraz. Arada sen saydır anlamazlar. Evet, peki. Kapı çalıyor. Gidin karşılayın. Bir şey soracaktım. Neyse, karşılasınlar. Sen de git Token. Evet, bakalım yarışmacılarımız Token'ı, daha doğrusu Japon zannettikleri Kırgız hanımefendiyi görünce. Hoş geldiniz. Bayan kim? Ha, bayan bize bugün serviste yardım edecek. Serviste yardım edecek. Mubay Bey, bu ne? Nereden getirdiniz? Siz de vakit ediniz. Yemekleri de hanımefendi mi yaptı? Buyurun, hoş geldiniz. Ha, yemekleri kendim yaptım. Güzel konuşuyorsunuz. Japon kardeş. Japonlar kardeş ülke. Japon kardeş. Evet. Ne tepkilerinizi merak ediyorum Emrah. Ben şok. Nasıl yani ya? Bu servis yapacak bize. Bu demesin. Evet. Siz ne yapacaksınız? Ben sizle vakit geçireceğim. Oldu. Biz de mi? Neden olmasın? Vakit olmaz. Mi? Emrah Bey, ben sürekli kullan yapıyordu şey. Zaten kimseyi göremedik diye. Kendisini çok görelim diye. Her ağzını bağlayın. Ben kesinlikle kabul etmiyorum. Hep diyordunuz ki yarışmacıları masada göremiyoruz. Evet. Yorumlarımızı, eleştirilerimizi kendilerine söyleyemiyoruz. Alın işte Turgay bugün sizinle oturacak. Arkadaşımız servis yapacak. Hoş ama bence asla olmaz. Ben bunun için bir puan kıracağım. Olabilseydi ben de gerçekten servis için yanıma isterdim ya. Hani, gerçekten. Ya yapardım, gerçekten yapardım. Elman yani. Canı var herhalde. Hani yapmış. Böyle olabildiğini bilseydim gerçekten yapardım. Bunun yani bizimle hiçbir alakası yok. Bir kez daha söyleyeyim. Bir sürprizi varmış diye lanse edildi bana da. Ne olduğunu bilmiyordum. Ben de sizler gibi kapıda karşılaştım. Bir şey diyeceğim. Söyle. Turgay, yemekleri sen yaptın değil mi? Ha, yemekleri ben yaptım. Evet, sen yaptın. O şart. Ben aslında planlamıştım ilk eve girdiğimde konnichiwa diyeceğimi. Çok tatlı bir bayan açtı. Japon maponlu işte, çok şaşırdık. Saçları falan bayağı Japon bir kadındı. Karşılamada bir Çin arkadaş da vardı. Bir şok olduk. Yemekleri de o yaptı zannettik. Turgay Bey'e zaten sorduk. Turgay Bey dedi yok dedi. Ben yemekleri yaptım, servis o yapacak. Neden Turgay Bey? Ben masada oturmak istiyorum. Olmaz ki. Neymiş, ben eleman tuttum. Eleman tutacak bir menü yok ki ortada. Turgay. Bu ne? O çorba kaşığı. Bunu mu çorba içeceğiz? Evet. Çinçan. Bunlar chopstick'lerimiz. Masası böyle. Biliyorsunuz Asya mutfağı. Evet. Evet. Acılı ekşili çorbayla ve masada kırmızı ve siyah kullanmak istedim. Bilekliklerimde evet. De kırmızı ve siyah var. Aa, onu görmemiştim. Harika. Çok güzel. Bak, incelik işte bu. Arkadaşımız da bize acılı ekşili çorba. Turgay Bey, siz yapar mısınız ilk servisi? Ben de yapacağım. Ben yani, yapacağım. Sen mi yapacaksın? Evet. Benim çorbamı sen yapacaksın. Sen göster. Belki çorbayı tanımıyordur arkadaş. Göster. Nasıl tanımıyor ya? Dermiş. Japon ayol. Biliyorsunuz tabii ki uzak doğu deyince çok geniş evet, bir geniş şey kapsamlı. Var yani kapsamlı. Onun için bilmiyorum, aranızda daha evvel yiyen var mı? Sushi sever misiniz? Yani Elvan, senden şüpheliyim açıkçası. Bana sordular, ben dedim Elvan. Şöyle yani, Karadenizliyiz, balığa aşinayız zaten. Yani balıkla büyüyoruz ama çiğ balık yiyemem. Çünkü benim zaten çok böyle hani alerjilerim var, rahatsızlıklarım var falan. Böyle bazı şeylerde... Somon var burada. Nigiri var biliyorsun. Pirinç üzerine dizilmiş deniz ürünü olmalı. Nigiri deyince o somonu seçtim. Yemedin. İzledim. MasterChef'ten falan böyle isimlere aşinayım. Uzak Doğu mutfaklarını çok izliyorum hiç ama... Hiç sushi yemedin mi hayatım? Hiç yemedim. Denemedin hiç. Bile. Denemek... Yani istemedim de. Hani denemek şöyle dursun diyorsun. Yani istemedim de çünkü şey... gerçekten çiğ balık beni düşündürüyor. Ama hepsi çiğ balık değil, onu söylemeye çalışıyorum. Yani somon füme zaten yediğimiz bir şey. Evet. Yengeç evet. Almadı benim bildiğim. Evet. Tabii ki diğerlerinin içine ne koydu bilmiyorum. Rolleri var, nigirileri var. Saşimisi var mıydı hatırlamıyorum. Karides, ıstakoz falan bilmiyorum. Bir şeyler onları bekliyordum gerçekten. Onu da ben söylemeyeyim. Zaten size 4 çeşit sushi yapacağı ana yemek evet. De söylendi herhalde. Tek tek getireyim mi? Ha, olur, nasıl rahat eder. Ama şey böyle olsun da, denizli de olsun, suyu da olsun. Tamam. Ben tatmıştım. Bir arkadaşım çalışıyordu balıkçıda. Orada yemiştim ben. Yemiştim. İşlerine tek tek bakacağım. Herhalde bakacağız yani. Evet, gösterdin herhalde. Gösterdim. Acılı ekşi çorbayı bilen var mı? Sen aşçısın, belki öğrenmişsindir. Şöyle bir şey. Hayali dünya aşçı. Mutfağında efendim? Tabii ki hayali aşçı. Hayali aşçı. Kim mi sizce? Ne demek sizce? Aa, yani 4 gündür, 5 gün mü o? 4 gündür masada yaptığı eleştiriler falan.
Bir ahçıya yakışır eleştiriler değildi. Neresi yakışır yani. Yemek acaba? Yapmayı bilmiyorsunuz. Tabii canım, siz çok iyi takmayı bilmiyorsunuz. Takmayı da bilmiyorsunuz zaten. Aysel Hanım bana hayali aşçı dedi. Bunu bence sinirden söyledi veya dünkü'nün siniri hala geçmemişti üzerinde. Kendisi bana yüksek puan verdi diye benim de ona yüksek puan vermemi düşündü. Vermediğim için bu kadar tepki gösterdi ama ben aşçıyım. Aşçı falan değil kesinlikle. Kadayıf dolmasının kadayıfına terini nasıl yağ dökülür ben anlamadım. Nasıl bir aşçı bu? Aşçı falan değil kesinlikle. Aynı fikirde olmak istemesem de kendisiyle katılıyorum. Cansu'nun ben mesleğini göremedim gerçekten yemeklerinde. Biraz daha masada da kendisine söylemiştim hani o bıçak hareketlerini biraz daha kesim şekillerini, farklı pişirme tekniklerini falan kendisinden görmek isterdim. Katılıyorum. Doğru. Acılı ekşili çorba geliyor biliyorsunuz. Ya sebze suyu kullanılır ya tavuk kullanılır. Evet. İçine tavuk kesti. Hmm. Benim evimde tavuklarını yapıyordu. Sebzeler olur içinde muhtelif. Sirke koydun mu? Ha, sirke koymadım. Koymadın. Koymadım. Bazı yerlerde sirke de konuluyor. Ama limon sıktım. Miso çorbası vardır biliyorsunuz. Ben duymadım zaten, bilmiyorum zaten. Bu çorbayı biliyorum falan, ama. Mısır çorbayı şeyle biliyorum. Yani. Ama içinde çok da yabancı olduğunuz bir şey yok. Lahana var. Evet, mantar pardon. Konulur. Koydun mu mantar? Onu ha, soracaktım. Tamam. Bunun içindeki ne mantarı acaba? Turgay. Kağıt peçete. Token. Kağıt peçete alabilir miyiz? Kağıt peçete alabilir miyiz? Tabii ki. Allah'tan Türkçe. Türkçesi ne kadar güzel gerçekten. Çok da şeker. Vallahi bir hoşluk. Benim hoşuma gitti. Evet, benim yani çok hoşuma gitti. Yani farklı bir yemek, farklı kesinlikle. Bir sunum, evet. Servis. İsteyen istediğini yapabilir. Tek gerçek. İstediğimiz bizim yarışmacılarımızdan beklentimiz en az 5 çeşit yemek yapmaları, kendilerini yapmaları ve 2,5 saatte yetiştirmeleri ve her malzemelerini marketten önceden de getirtebilirler. Hı-hı. Tabii ki almaları. Tabii ki nori yaprağı dediğimiz yosun yapraklarını ya. Sushi için önceden. Önce çünkü her markette bulunuyor. Evet, kesinlipte. Başka bir markete gitmiyorlar. Ya da sipariş. Ben çok korkuyorum. Bugün inşallah bir şey olmaz mı? Sen yedin mi Cansu? Ben bir kere yedim. Sushi. Yani normalde de balıkla asla aram yok ama bugün tadacağım. Öptük gibi. Sen Aysel yemiş miydin? Maalesef yemedim. Sen de yemedin. Ha, bugün yemeği de düşünmüyorum. Pardon, yosun yaprağı neydi? Ama çiğ balı nasıl yiyelim Zuhal Hanım ya? Ama denemeniz lazım. Bizim kültürümüz değil ki. Ama şimdi bakın bu bakış açısını bir değiştirin bir. İkincisi çiğ balık değil. Sushi balıktan da karidesten de efendime söyleyeyim farklı deniz ürünlerinden de yapılır. Bazı suşiler vardır ki özellikle vejeteryanlar için sadece evet, sebzeden evet, olan. Evet. Yani o kadar çok çeşidi var ki çiğ balık diye bir kalmış aklımızda. Evet. Yengeç eti zaten her yerde kullanılır. Yani illa çiğ balık pişmiş diye. Pişmiş balıklardan da yapılıyor. Ha, çok teşekkür ederim. Tolkien, thank you. Benden gazeteyi o. Çok özür dilerim, tırnaklarınız da bayağı uzunmuş. Oo, Tokkan yarışmıyor ki, ben yarışıyorum. Ama o zaman yemeğin... Ben yaptım yemekleri, Tokkan yaptı. Ben bu konuda çok takıntılı bir insanım. Tolkan sadece yapana. Hayır, okey ama ben takıntılıyım bu konuda. Ciddi bir anlamda takıntılıyım. Sonuçta yemekleri ama ben yaptım. Eldiven taksın o zaman, eldiven taksın o zaman. Takamaz ki servis nasıl yaparken, olmaz. O zaman Turgay Bey servis yapsın bence. Hayır, benim gerçekten çok büyük takıntılı. Turgay Bey yorulmuş. Yemeği o yapmadı ki, dikkat ediyordur zaten. Peki artık şu çorbaları tatmamız lazım. Acılı ekşi çorbayla. Acılı ekşildi mi Zuhal? Evet, acılı ekşili. Acılı ekşili değil mi Turgay Bey? Servis elemanın tırnakları konuşuldu. Sonuçta yemeği yapan servis elemanı değil. Kendisi sadece orada bir sunum için, yani bir görünüm için orada. Bence hani o kadar da üstüne düşülecek Emrah Bey'in abarttığı kadar hani ben kabul etmiyorum falan böyle çıkışları oldu. Bence olabilir. Yani onun sonuçta servis elemanın parmakları yemeğimizin içine girmiyor ki. Girmemesi de gerekiyor servis sırasında. Çok uzun tırnak yapanlarla ilgili şimdi bana kızacaksınız ama ben çok güzel görmüyorum ya. Böyle resmen kedi gibi. Buna dikkat etmesi lazım çünkü kendisi de hijyene önem veriyordu. Bizim de tırnaklarımıza baktı. Ama sadece demek ki bu bizim için geçerliymiş. Kendi servis elemanının öyle olması bizim için hiç hoş bir durum olmadı. Şey, bunda Uzak Doğu mutfağına ait bir yemek, çorba değil mi? Aynen, Uzak Doğu. Hani böyle noodle falan oluyor mu acaba oluyor. Bunun içinde? Hani oluyor. Noodle kondur. Burada şimdi noodle şart mı değil mi? Noodle yan ürün sonuçta. Koymadın mı? Ama benim noodle gördüğüm birçok Uzak Doğu çorbalarında noodlesız yemiyorlar. Hani noodle olur, Meksika biberi olur ama en önemli burada...
nokta Meksika biberlerin çekirdeğini çıkarıp da koymak lazım içine. Çünkü çok acı, içilemez bile o zaman. Ama noodle olur. Niye koymadın noodle? Bunu... Siz çok bunun acılığını nasıl verdiniz? Bu sebzeler bu şekilde doğranmaz. Daha ince doğranır. Düz şekilde. Düz şekilde mi doğranır? Daha ince... Evet. İçtin mi daha önce biliyor musun? İçtim tabii ki. Bu şekilde mi içtin peki? Aynısını mı getirdiler sana Çin lokantasında? Düz doğranır. Hayır, bu çorbanın, bu çorbanın ise aynısını mı yediler Çin lokantasında? Çünkü benim yediğim bu değildi. İçinde nadılı vardı. Tadı aynı değil mi? Kesinlikle. Tavuk suyu çorbası. Tavuk suyu çorbası. Acılı, tavuk suyu mu? Ya ne var bunda? Yok ki zorlanan. Yani tavuk var içinde. Hayır, nasıl tavuk suyu? Ya tavuk var içinde ama yani. Havuçlar, hani, lahanalar, mantar. Beyefendinin dediği tat gelmiyor mu ağzınıza? Kesinlikle gelmiyor. Sizin dediğiniz çorba bunun alakası yok. Bir kere şu havuca bakar mısınız? Ya? Olmamış diyorsun. Olmamış. Yani bir tık daha belki acı olabilir de acı... Ne koydun acılığına? Şey? Meksika biberi var mı? Acı ezmesi var içinde biber. Acı ezmesi derken? Ha, biber ezmesi. Çin mutfağına ait bir şey. Çok acı. Ha anladım ha, ben. Anladım. Onların o kapsikum falan dedikleri ha, bir pusisi biber ezmesi anladım, olan ondan bir kullandım. Şeyden kullandım. Ben mutfakta görmedim o malzemeyi. Anladım. Ekşili ondan... vermesi için de limon. 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 Sirke koymadın. Sirke koymadım. Ben severim acıyı. Biraz daha benim için acı olabilirdi. Hani acılı bir çorba zaten. Ama ekşilik gerçekten yok. Bu arada evet ben... Büyüklükleri konusunda şey değilim ama burada tavuk göğsü çok sert kalmış. Gerçekten sert kalmış. Genelde buttan yapardım. Çok pardon. Siz göğüsten mi yaptınız? Buttan yapılır. Benim bildiğim orijinali. Benim bildiğim göğüsten yapılıyor. Tamam. İstiyorsanız açıp bakalım. Yok sıkıntı yok. Ben sana sordum. Bir de bunun mantarı ne mantarı? Şey... Ha bu... İsimlerini çok bilemiyorum özel ben de. Özel siparişte gelen bir mantar. Evet. Ne mantarı? Çin mantarı. Siyah mantar. Siyah mantar. Ha. Aynen. Şimdi bizim... Biliyorum. Yani benim aşina olduğum bir tat değil. Hatta bana hani çiğneyemedim. Yani gerçekten biraz beni rahatsız etti. Kusura bakmayın. Şey yaptım. Bana sanki biraz daha o mantarın ya bir tavada önceden bir öldürülmesi gerekiyormuş gibi geliyor. Çünkü bildiğim kadarıyla yani izlediğim kadarıyla Çin mutfaklarında bu tür çorbalarda sebzesi çok fazla haşlanmıyor. Hafif böyle dirimsi kalıyor. Lahanası, havucu biraz böyle hafif dirimsi kalmış. Güzel ama mantarı yiyemedim zaten yani. Zaten sert olduğu için ona hiçbir şey yok. Hayır hayır. Sert olduğu için demiyorum. Yani çiğnemeyecek kadar böyle gırç gırç insanın yani... ağzında ediyor. O beni rahatsız etti ama ekşilik gerçekten yok. Eksiği az olabilir yani kabul ediyorum. Ne kadar limon koydun? Bir limon sıktım. Bir limon sıktın. Alamıyoruz o ekşiliği doğru demek söylüyorlar. Ya da acı tadı fazla kaçırmış olabilirim. Yok, ben acı sevmiyorum. Yok ekşilik hiç yok. Ekşilik dünkü yok yani. Çorbadan bu dünkü çorbamı beğenmemiştiniz değil mi? Evet ben. Güzeldi çorba. Sizin dünkü çorba tarife göre değildi ki. En azından benim içindekiler tarife göre. Ayrıca sizin misafir perverliğiniz de çok iyi değildi. Gerçekten çok kötüsünüz ya. Zuhal Hanım çıktıktan sonra sizin gerçek yüzünüzü gerçekten gördüm. Bir gerginlik oldu dediler. Biz bir şey demedik. Kullan geri. Dinse yayınlamayız. Hepimizi oradan. Yani bu kullanılacak bir kelime değil. Şimdi karakterden vurmaya çalıştı, aileden vurmaya çalıştı, çocuktan vurmaya çalıştı. Ya ben sizi dışarıda gördüm nasıl bir karaktere sahip olduğunuzda o yüzden ben pek fazla sorunum yok. Ben kesinlikle benim için olmamıştır yani. Ben onu sizin bırakır. Sizin zaten gününüz yoktu ki. Peki. Onu bırakır şey yaparım ama dün sizin böyle eve girdim. Sizin zaten İnanın var ya çocuğum bana dedi ki anne seni özledim. O yani o anda gerçekten çok moralim bozuldu. Çocuğun seni özlemiş. Niye yani, moralin bozuldu? Şimdi o dün bize dedi ki o sırada yani o konuşmalar esnasında sizin yüzünüzden ben bir haftadır çocuğumu göremiyorum dedi. Ya öyle bir cümle yok. Sizin yüzünüzde bir haftadır çocuğumu göremiyorum diye bir cümle kurmadım. Ben bir emek verdim. Lütfen ben bir emek verdim. Çocuğumu 4 gündür göremiyorum. Lütfen emeğime saygı gösterin. 4 gündür nasıl göremiyorsun? Çocuklarım kayınvalidemdeler. Ha. Hani saygı gösterin. Çünkü ben... Bir saniye yarışma için mi kayınvalidemi? Evet, evet. Ama daha sen dün yarıştın. Önceki yani gün ya kendi evine dönmüyor musun? Dönüyorum. Ama yemeklerden dolayı. Yemek yapamıyorum ya o yüzden. Çocuğum 2,5 yaşında benim hani. Anladım anladım. Hayır akşam eve döndüğünde hayır. Çocuğun evde değil mi? Hayır. Niye? Kayınvalidemde. Şimdi ben akşam geldiğimde evet evet yemek falan yapamıyorum diye sağ olsun. Ama bu senin tercihin. Verdim. Evet evet. Sizin yüzünüzden çocuğumu göremiyorum diye bir cümle kurmadım ben. Yanlış anladılar. Öyle bir cümle kurmadım nasıl duydular ben onu da anlamış değilim. Sadece arkadaşlar burada biz bir emek veriyoruz. Lütfen emeğe saygı gösterelim. Yemeklerim benim gayet lezzetliydi. Siz nasıl 4 puan verdiniz? Hepimiz çocuklarımızı görmüyoruz. 4 gündür çocuklarımı görmüyorum sadece söyledim. Emek verdim. Kötü laflar etti, söylenmemesi gereken sözler söyledi. Hatta Zuhal Hanım gittikten sonra söyledi. Bu da bir hoş bir durum değildi. Kelimeyi kullanmak istemiyorum gerçekten. En başından beri söylüyorum Aysel Hanım haftanın başından beri
bir rol oynuyordu. Bana verdiği puandan bile işkillenmiştim. Dün kendi gününde kameralar kapatıldığında bize bu asıl yüzünü açık ve net bir şekilde gösterdi. Eve gittiğimde kapıyı açar açmaz oğlumun anne seni özledim demesi beni orada gerçekten yıktı. Yani insan böyle şeyi düşünüyor. Hani bu insanlar için mi? Evet, devam et Cansu. Acısını alıyorum. Doğrama şekilleri gayet güzel olmuş. Elvan Hanım'ınki gibi böyle farklı farklı. Mirepoix, julienne asla olmamış. Güzel olmuş. Diriliği de çok güzel. Tavuk kuru. Bir de tek takıldığım nokta bu tavuğu siz haşladınız ya. Neden süzmediniz? Çünkü tavuğun tortusu hep gözüküyor. Keşke süzseydiniz onu. Süzmediniz değil mi? Ha, süzmedim. Sen de söyle fikirlerini lütfen Aysel. Nasıl buldun çorbayı? Sen de güzel bir hoş bir tat bıraktı mı damağında? Zuhal Hanım çorbayı ilk defa denedim ben. Gayet lezzetli buldum. Ellerine sağlık. Aa, beğendin süper. Beğendim ben. İlk defa çünkü denedim. Aa, ne güzel. Gayet bir tane beğendim, görsel gösterelim. Evet, orijinali budur. Burada da kase ve kaşığı gördüğünüz gibi. Teşekkürler. Yazatabilir misiniz? Tabii. Ekşisini evet. Birazcık daha hissettik. Çok az olmuş, yetmemiş. Acısı da aynı şekilde bir tık daha fazla olabilirdi. Cansu söylediği doğru. Birazcık kuru geldi. Keşke buttan yapsaydı. Birazcık daha yumuşak olsaydı. Bir tık daha ince kesilebilirdi. Orada da gösterdim görselde de. Birazcık daha ince olabilirdi ama lezzet, sebzelerin oranı olarak güzel. Ondan sonra birazcık daha bu dediğim noktalara dikkat etseydin çok daha başarılı bir sonuç elde ederdin ama gene de bayağı malzemesi bol. Teşekkürler. Bir de şey söylemek istiyorum, biraz da sıcak bekliyordum ben. Çorba ben daha önce hiç tatmadığım bir çorbaydı. Bana lezzetli geldi gayet. Acılı ekşili Çin çorbası tam bir faciaydı. Hiç beğenmedim. Zaten damak zevkime çok uzak bir çorbaydı. Kuru geldi bana ağzımda. Çiğne çiğne o şekilde yuttuk. Yumurtası yoktu. İçinde zaten kafadan 5 tane malzeme eksik. Buna nasıl diye bir ekşilik yoktu. Onun kızıl olması lazım. O kızıllık da yoktu üstünde. Biz ona nasıl Çin çorbası diyelim? Yani bunu nasıl yiyeceklerini biliyorlardır. Sonuçta ikisi aşçı, diğeri de blogger. Kabukları ilk başta hatırlatmayacağım. Yani hiç böyle bir şey söylemeyeceğim. Bakalım kim yiyecek kabuklarını. Evet, edamame gelecek. Biliyor musunuz? Edamame. Hani, biliyorum. Hiç bilmiyorum. Soya fasulyesi, soya olmamış fasulyesi. Soya fasulyesi diyelim. Ona fasulye. Zeytinyağı sarımsak, karabiberle tatlandırıyorlar. Hani görürsünüz ya, yeşil yeşil kemirirler. Deniz tuzuyla falan, limonla. Yani birazcık genelde yemeklerin haşlarım. Yanına garnitür olarak verirler. Garnitür. Genelde. Evet. Ara sıcak olarak çerez değil ama. Çerez ya da meze gibi de. Evet. Asya mutfağında önden yenir. Böyle bir koca tabak. Aslında çok faydalıdır. Yani soya içerdiği için protein açısından da zengindir. Ben severim şahsen ama tabii ki tercih meselesi. Herkes yemeyebilir. Ama sonuçta yani haşlanır ve soğuk önceden hazırlanmış buzlu suya atılır. Bunun içine başka bir şey konmayacak. Sadece Himalaya tozu koyacağız. Onu da şöyle hazırlayacağız. Tatlan falan benim şeyim yoktu. Böyle hiç yemediğim, hayır hiç yemediğim şeylere karşı biraz böyle tedirginim. Çünkü ben alıç biliyor musunuz mesela? Evet biliyorum. Ben o yüzden hastanelik oldum. Alıç yüzünden. Alerjin de var. Hiç yememiştim. İnanılmaz dokundu bir bana. Saniye. Bedenen bir şeyi, bedenen, reaksiyon evet, veriyor evet. Vücudu psikolojik mi? Hayır hayır. Bayağı bir tepki verdim hani. O yüzden hiç tatmadığım tatlar konusunda biraz korkarak yaklaşıyorum maalesef. Tolkun böyle. Hepsini yaparsın, ben gidiyorum masaya. Tamam. Mantar da yedim hani inşallah. İyisin abi, yerin kabarmadı bir şeyin yok. Keşke bir ambulans falan bekletseydik kapıda. Yok hani bunu illa Allah korusun, eleştiri için söylemiyorum. Bu benim hani bu şeyim. Bilmiyorum da olma ne olacak diye söylemiyorum içeride? Yani. Ha, gösterdim, birazdan geliyor. Bir şey, servis elemanı tuttun ama yine de burada oturamıyorsunuz. Farkında mısınız bilmiyorum. Sen öncesinde yani, göstermedin mi nasıl servis edeceğim? Hanımefendilere devamlı konuştunuz ama Turgay Bey, bana da bağırdınız ve bana özellikle bana devamlı bağırdınız. Yine de takipte olmak istiyorum. Ne dedi? Emrah Bey'i göremiyoruz. Emrah Bey'i göremiyoruz. Kaç dakika oldu? Emrah Bey'i göremiyoruz. Kaç dakika oldu peki? Fark etmez ki, bir elemanınız var nihayetinde. Burada olmanız sizin lazım ya. Sizin videolarınızı 10 dakika içeriden çıkmıyordunuz. 10 dakika mı? Evet. Sorabilirsiniz ekip 10 dakika mı? Sorun. Sorun. Sonunda yemekleri bir Çin çayı bize ikram edersin artık. Ben çok severim. Ha Çin çayı... Hı? Olmadı, evde yeşil çay var bari. Evde var mı? Yeşil çay da olur, o da işimizi görür. Pazartesi'den beri hepimiz bildiğimiz lezzetler, Türk mutfağı, Osmanlı mutfağından yaptık. Ama siz hep böyle dünya mutfağı, yani biraz risk almaktan korkmadınız mı? Hani sonuçta sadece bir herkesin... Sadece Asya mutfağına girmiş bir. Yani Asya mutfağı, Çin mutfağı. Hayat bir risk herkesin zaten. Herkesin damak zevkini hitap eden bir mutfak değil çünkü bu. Şey mutfağın veya hangi kültüre ait olduğu önemi yok. Su alabilir miyim tadı, ben? Tadı lütfen. Oldu veya efendim, olmadı. Su alabilir miyim? Su verir misin? Ne oldu Elvan? Ne oldu?
Alerjisi oldu herhalde. Ya ne alerjisi? Yemedi ki daha. Mantar yani alerji bu gerçekten alerji şey değil yani. Şu an benim biraz çarpıntım var. Çarpıntın mı var? İyi misin? Aa. Ne yapalım, ne yapmamızı istersin? Bir ilacın bir şeyin varsa iç istersen. Camı falan yanımda açalım istersen. Yanımda bir şey yok. Açık şurada ama. Ne oluyor şimdi? Ne olacak şimdi? Ne gelecek başımıza? Korkutma bizi. Yok bilmiyorum. Geçiyor sadece mu yani? Geçiyor şey, mu bu? Şunu atlatabilirsen. Geçiyor mu yani? Su içeyim de ben. İç iç. Ensini falan ıslan. Bunu görünce mi oldun? Şey yok ya, fasulye. Yok hayır, olmadım. O değil de kılçığını niye bilerek mi şey yapmadın? İyi misin? Aha devam edelim. Hı. Bu bizim fasulyeye de benziyor. Bezelyeye de benziyor ama böyle mi yenecek gerçekten? Ha. Haşlanmış fasulye ya. Yer bir şey olmaz. Soya fasulyesi. Tuz ister misiniz? Himalaya üstünde var. Dar tuzu. Koşar. Ne tuz? Himalaya tuzu. Himalaya tuzu. Onlara var ya. Ha, çok iyi. Turgay. Çekirdek gibi. Ne bu? Yok böyle çekirdek gibi. Abi böyle değil. Siz ne zamandan beri buradasınız, Türkiye'desiniz? Sadece 6 ay buradayım. Bayağı bir Türkçe değil mi? Evet. Çok güzel. 6 ayda iyi öğrenmişim. Japonya neresinden? Neresinden? İçinden. Gerçek Japonya. İçinden. Aşağı Osaka'dan. Gerçek Japon musunuz siz? Yoksa bilerekten böyle makyajla kaşları falan kaldırdınız gözü. Nereliye benziyor Cansu? Bir tahminde bu. Özbeklilere de benziyor. Trabzon'a benziyor. Trabzon'da. Aynen. Trabzonluyum. Neresi benziyor kız Trabzonlu'ya? Bir şey değil mi? Ben tuzu alabilirim. Ver ver tuz ver. Evet. Niye koymadınız? Koysanız. Tuz alalım. Neden tek çeşit? Benim masamda çok eleştirmişlerdi de tek siz çeşit olmamız diye. En azından dolu taban içi. Dolu mu? Bir tane kabak sarıp gelmedi. Ne burada sunum var ne bir şey. En azından ben güzel zeytinyağı mutfağım fıstığımı. Ne isterdiniz yanında? Yani resmen benim önüme çift fasulye gelmiş. Yani bir de balık kokuyor bu. Niye? Balık mı kokuyor? Evet. Balık kokuyor. Yo. Yani ben böyle. Ben bilmiyorum balık, balık gibi kokuyor bu. Bazıları kabuğun çıkartmaya bilmediler. O yüzden de belki şaşırdılar. Balık kokusu olan var mı? Keşke biraz sunuma özen gösterdi. Bir de çorba kasesine gelmiş bu. Neden? Hangi kasesine getirmemiş? Ne bileyim daha böyle bir servis tabağı falan. Böyle mi oluyordu daha doğrusu? Böyle olur. Kabuğunu buna asaydık. Böyle tamam. Kaselere koyuyorlar evet. Genelde ama bu tabii ki öyle bir kasesi. Böyle bir şey değişik bir ufak kaseleri vardır böyle daha. İşte ne diyorlar, şey Çin bakır değil ama şey bir kapları vardır. Ne? Pirinç kaplar. Hmm. Hani pirinç kapları falan vardır, onları kullanırlar falan ya. Hmm. Öyle bir şey de yapsaydın gerçekten bomba olurdu bu da. Evet, ama evet. Geç sen nasıl ama yani, vallahi paramı geri alırım. Olmuyor öyle. Siz böyle üşümüyor musunuz? Kimono falan? Yok. Niye o bayağı kalın mı içi? Böyle sadece şey mi? Yok, pamuktan. Hmm. Ama burası kavgadan çok sıcak oldu. Siz kavgadan mı? Kavgadan. Biraz hararetlendik değil mi? O da bizden olmuş. Evet, Türk evet. Türk olmuş o da. Evet, evet. Emrah sorsana gerçekten. Nereliymiş, neresinden? Niye? Neden? Aa, utandık. Yok, utandık. Karı mı kızar? Geisha değil oğlum bu. Niye sesleniyorsun? Aa. Aa, bak konuşmuyor. Karısı kızarmış. Karının adı ne? Zeynep. Zeynep kıskanır mı şimdi onu? Kıskanır. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Yani burada karınız bizden de kıskanıyor mu acaba? Hayır, yani? Hayır. Üç tane, burada dört tane bayan var yani. Burada aynen. Cansu var, en kıskanç o. Evet, benden başka kimse kıskanç olamaz. Mehmet gidiyor mu bugün? Evet, bugün hayırlı gidiyor. Tezkereler. Hayırlı tezkereler. Teşekkür ederim. Gelsin. 26 gün evet. Ne yapacaksın? Bana 20 yıl gibi gelecek kesin yani. Ben bir eti yemeği beğenince bayanda hemen bir çarpıntı oldu. Bir tansiyon düşüklüğü oldu. Ne o ya? Çok kötü görüntü bence ya. Elvan Hanım da beyanında onu şeker var, tansiyon var, kolesterol var, her şeyi var. Romatizma var. Nine misin sen ya? Japonya'nın neresindesiniz? İçinden mi, dışından mı? Bu yandan mı, kenardan mı? Neresinde? Bizim bir küçücük sekretimiz oldu ama artık bu sekret değil. Ben Kazakistanlıyım. Kazakistan. Aa, sen mi Japon getirmişsin? Evet. Ama benzememiş mi? Benzemiş olabilir ama çakma. Oh. Ben dedim ama Özbekistanlı'ya da benziyor. Ben dedim biraz tutturdun. Kesinlikle. Şöyle oldu. Aslında oldu? Japon istedim. Elinde bu mu var bile? Olur mu öyle şey ya? Gerçekten mi? Bana sürpriz oldu. Ciddi misin? Aa, resmen bizi kandırdın mı siz o zaman yani? Japon diye. Ya sonuçta görüntü olarak şey Japon kızı var. Yani evet öyle. Çok tatlı ama çok güzel. Yani. Eline sağlık verelim. Yok vermeyelim. Daha eleştiri yapacağız. Evet. Evet. Doğru. Servis elemanı Japondu.
aradan bir 5 dakika geçtikten sonra Kazakistanlı'ya döndü. Ben bir bekledim Koreli falan diyecek diye ama bir tuhafıma gitti yani. Direkt deseydi Kazakistanlı, bize niye bunu yutturmaya çalışıyorsunuz ki Turgay Bey? Sürpriz sürpriz üstüne yapmaya çalıştı Turgay Bey. Teşekkür ediyoruz güzel jestleri için. İnşallah başka bir gün daha arkadaşla karşılaşırız. Ben beğendim. Peki. Ben başlayayım mı? Tabii ki başlayacağız. Ben hiçbir şekilde beğenmedim. Damak zevkimi de hiç hitap etmedi. Ne bekliyordun ki bundan? Yani hiçbir şey beklemiyordum açıkçası yani. Ağzıma aldım, tuz tadı. Saplar da duruyor. Böyle inir zaten. Tuz tadı da gelir. İçinde de benim baklayı... hiçbir şekilde damak zevkimi hitap etmedi. Ben beğenmedim. İşte limon, tuz ekiliyor. Başka da bir şey alamet var. Hiçbir ekspres numarası yok yani. Hiç beğenmedim. Nasıl olmasını bekliyordunuz Cansu Hanım? Ya niye bunun yanında başka bir şey yok hem de? Yani arkadaşlar sizin tabağınızda benim günümde şöyle sizin bir şey var mıydı? Normalde zaten... Hanımefendi sunumu daha güzeldi ama. En azından kabak ama... küçücük bir şeydi, bu tabağı dolduruyor. Şöyle bir şey, evet. Önemli olan tabağı değil, midemizi doyurması. Lütfen. Doğmadı mı? Yemediniz mi? Yemedim ki, bir tane aldım, bu da yani bir fasulye. Yeseydiniz o zaman. Yani hiçbir yeseydiniz şekilde beğenmedim. Ben beğenmedim, şey yemek istemiyorum azı. Belki daha önce tatmadığınız için. Bunun nesini değerlendirelim, oldu veya olmadı diye. Yani hiçbir esprisi numarası yok bunun. Bildiğim fasulyeyi önümüze getirmişsiniz. Siz de kabağı getirmiştiniz. Benim kabağımda tost makinesine bastınız, krem koydunuz, getirdiniz. Aynı şey değil mi? Aynı şey asla değil. Ben ara sıcak ne bekliyordunuz ki? Bastım. Güzel sıkma torbasıyla ara şekil verdim. Testlerimi de diktim. Bilseydim kebap yapardım. Hayır, ara sıcak bekliyorduk. Yan ürün değil. Bu genelde yan ürün. Bu garip olarak, kullanılıyor. Hayır, kabul edilmez. Edilmez Turgay Bey. Eğer anlıyorsanız yemek yapmaktan ya da herhangi bir restoranda siz anladığınızı söylüyorsunuz ya. Evet. Bu kabul edilmez. Ben kabul etmiyorum ara sıcak olarak. Neydi? Zaten burada bir emek yok ki. Sen yanında mı yersin bunu? Çıkar, getir, koy önümüze. Nerede yersin? Misafir olarak geldik yani. Diyorsunuz ya Aysel Hanım'a. Ana yemek denir mi bu? Ana yemek denemez. Ana yemek tatlı yenir mi? Etin yanına, tavuğun yanına, balın yanına koyabilirsiniz. Ne olarak? Başlangıçta yenir mi? Hayır, yenmez. Ben yemiyorum. Ne zaman yemek? Mutfağında başlangıç olarak geçer. Gelir ama aması var, söyleyeceğim birazdan. Sen beğendin mi peki? Ben beğenmedim. Beğenirsek Aysel Hanım'a haksızlık olur. Ama şimdi bunu kendi içinde değerlendirmeniz yani lazım. Bunu edamame olarak değerlendireceksiniz. Yok, bu... Zaten böyle olur yani, hani dersen ki Cansu gibi bir esprisi yok, neyini değerlendiriyor ama işte önümüze kesinlikle gelmiş, böyle mi olur? Yok, böyle... Kesinlikle katılıyorum. Ama bir saniye, bunu doğru yapmış mı onu eleştirmek lazım. Yani diriliği gerçi bilmeniz lazım ama hani böyle mi olur kıvamı, bu kadar mı haşlanır diye sorarsanız versin cevabını. Hani yeteri kadar haşlanmış mı, çok mu haşlanmış, az mı haşlanmış, tuzu mu, limonu mu etsin? Daha önceden ben bunu hiç tatmadım gerçekten ama zaten damak zevkime hiçbir şekilde hitap etmiyor. Zaten buna göre bir menü çıkartmanız gerekiyordu. Yani çünkü Çin mutfağı, herkes burada her gün Çin mutfağına gitse Eda Hanım'ı yemiyor. Götür. Ben her zaman... Ben bir kötü oldum. Dur, çarpıntım var Zuhal Hanım. Bir bardak su alayım ben. Bunu gördüm dedi. Çötür çötür yiyor. Eda Hanım'ı geldi. Sevdin değil mi? Hayır, korktuğum için hani şey yapmadım Sözcük yani. Belki hani ortam gerildiği için öyle oldum. Belki neyse de. Nasıl? En son ben yapayım. Aysel'in yorumu yaptı mı? Olur, peki yapsın. Aysel'i de dinleyelim. O da ben yiyor. Ben bitireyim rahatça. Yani ben gayet beğendim. Sizin fasulyesini de yiyebilirim. Gerçekten güzel bence. Fasulye yani, bildiğimiz. Ellerine sağlık. Beğendi Aysel. Yiyin lütfen beğendiyseniz. Elvan. O nasıl bakış kız? Aysel Hanım puanları alamadı ya. Şimdi bizim verdiğimiz oylar da ortada hani. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bugün şöyle bağla bir yere. Aysel Hanım neyse puanlama şey olmadı ama. Doğru. Aysel Hanım bugün inadına... Yani üçümüzün inadına beğendim, beğendim diyor. Ben evet fasulyeyi beğendim. Hayır. Fasulye. Siz kimin inadına tek beğendiniz? Tek çeşit, bir tane ve çok basit. Uğraştırıcılığı yok. Doğru. Ben oraya gireyim şey ama dedi de sen söyle. Şimdi bu böyle olur. Bunu doğru yapmış mısın? Yapmışsın. Yapmış. Eyvallah. Yapmış. Ama bak. Peçete alabilir miyim? Evet, ellerimizde yedik ya da ıslak mendil. Sen hiç söyleyememişsin. Birer ıslak mendil verecekti bize. Elle yenen bir şey var değil mi bu arada? Bir de böyle bana bir bunun şey sadece tuz değil, hafif bir acımsı bir pul biber gibi bir şey var mı? Bir acımsılık veren, acı veren bir şey var yani mı? Çiğ olduğundan yok. Dolayı belki acılık veriyordu. Bildiğin çiğdi. Bilmiyorum ben biraz yandı belki şeyden çorbadan kalma acılık var belki ağzımda. Şimdi... Ben o kadar uğraştım, çeşit yaptım ya. Yani olsun veya olmasın. Sonuçta ben canla başla çalıştım. Bana bir verdiniz. Ben şimdi size puanı nereden bulup vereyim? Bana söyler misiniz? Yani çorbada noodle'la uğraşmamışsınız. Önünüze gelmedi mi peki? Ara sıcaktı. Gayet basit. Yani, sadece ön işlemden geçmiş bir ürün var. Hani bu ekstra bir işlem yok burada.
Siz de böyle ürünler seçseydiniz de kendi gününüzde yapsaydınız o zaman. Kızamıyorum sana da. Bakmadan duramıyorum. Bak yakıştıramadım gerçekten. Bak menün çok güzel. Sushi'ler var, uzak doğu var falan ama. Güzel Japon taklidi yapıyorsun. Menüne pıtı 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 ayaklar. Yakışmadı. Gerçekten yakışmadı. Çoğun nasıl? Konuşabiliriz bizim adımızda. Peki şimdi bir şey söyleyeceğim. Konuş yakışmadı. Evet, bir olmamalıydı. Evet, eksikler vardı ama daha fazla da verilebilirdi. Şimdi bir sürü başlangıç var. Efendime söyleyeyim. Veyahut bunun yanına taçlandıracağın Asya mutfağından, uzak doğudan şeyler var. Mesela keşke bir Çin böreği yapsaydın. Hem bizim damak zevkimize uygun. Evet. Efendime söyleyeyim. Hem de biraz daha zengin olurdu, bir renk olurdu. Onu yapabilirdin. Hadi çorbanın içine noodle koymadın ki, koyman gerekiyordu. Bari mesela burada, şimdi ana yemekte de yok. Zaten ana yemek pilav. Ama hani... Bir tane de sebzeli noodle, birer parça. Yani bir şeyler. Mesela veyahut yine gidelim Asya'da doğu, uzak doğu mutfağından. Mesela sen yediğini söyledin, bildiğini söyledin değil mi? Yiyorsun. Aynen yiyorum. Normalde. Yiyorum. Mesela bunun yanında eşlik edecek o kadar çok şey vardı ki koyabileceğim. Bir tane bun yapabilirdim mesela. Sos falan da olabilir belki. Onun kendi özel pideleri vardır. Hazır da satılıyor. Tavuklu veya dana etinden yapabilirdin mesela. Aysel Hanım. Bir de Elva Hanım çok beğenmiş, hepsini bitirdi. Ya da şöyle bir avuç çıtır dana, crispy beef. Mesela, çok güzeldir. Hafif de şekerli olur, hafif de acılı olur. Mesela hani julienne kesecektin, hemen sosunu şeyini bir kızartacaktın birer tane de böyle mesela. Ondan birer kaşık bize ikram edebilirdi. Onların, daha da o kadar çok şey var ki. Onların yaptığı böyle aslında... Hem yani bir... bize de hitap eden şeyler var. Evet, yani. Var. Hem etli veyahut işte onların kendi Çin mantısı mesela. Evet. Çok da kolaydır. Buharda haşlayabilirdin şey vardı, yani. Pirinci böyle ezip hamur haline getirip onu bizim bildiğimiz puf şey ikram olarak verilir ya böyle ekmekler vardır. İçi boş balon gibi. Mesela o pirinç hamurundan öyle bir şey yapıyorlar ve çok güzel oluyor. Hani o tür bir kıtırtı yanında biraz böyle eksik kalmış. Yani bir tane yapmışsın. Basit kalmış. Aynen. Zaten bu çok vaktini alacak bir şey değil, sen de itiraf hayır, et yani. Yani. Onun yanında işte bir tane daha bir şey düşünseydin. İşte zaman dar olduğu için. Herkes de zaman dardı. Herkes 2,5 saat veriliyordu yani. Sana 2,5 saat verip de bize 5 saat vermediler. Edamame beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Ben sanki çok değişik bir şeymiş gibi düşündüm. Hiç daha önce tatmadığım, ismini duymadığım bir yemekti. Aslında yemek de sayılmaz. Haşlanmış fasulye. Beğenmedim. Beğenmeyi de geçtim. Bir emek yok. Bir çeşitlilik yok. Sadece bir kuru fasulye yani. Resmen çiğ fasulyeyi tuzlayıp önümüze getirmiş. Hiçbir şekilde lezzeti yok. Bir de fasulye de zaten karttı. Alakası yok yani. Edamame getirdi ama onu insan bir sarımsakla, zeytinyağıyla bir kavurur, bir tatlandırır bari. Tamam böyle yapılır ama bunu zaten ara sıcak olarak ben kabul etmem. Yani hepsinden böyle birer tane koy. Ama koyarken dikkat et, pirinci dağılmasın tavuk. Tamam ama şimdi söylemeyecek mi ağzı diye birer tane koysak eğer? O kadar var. Turşuyu da buraya ama biraz bol koy. Tavuk tamam. Boş kalmasın. Şimdi bunları kullanacağız değil evet, mi? Evet. Çok güzel. Ama ben kullanamam dersen çatalı batır al sushi ye yani. Yani evet sen ben çatal isteyeceğim. İsteyebilirsin tabii ki. Çatal da isterse. Deneyelim ama. Olsun. Deneyin yani. Sürprizlere geldik. Değişik. Deneyelim bence. Değişik çok kullanabilir bir esprisi yani. Tabii var. Ben bunu şöyle yapabilirsem şöyle. Şöyle bir tanesini orta parmak, bir tanesini şöyle. Şundan oynaması lazım bu parmağı. Eyvah yapamam ben. Yapamazsın. Şey, direkt batırıya. Çok sıkı alerjim var demiş. Tahtalarda göçüntü yapıyor. Elim zaten kesik de. Ha. Bakayım. Ay çok güzel yapıyorsunuz ya. Yok çok da güzel değil işte. Ben hala yani çatalı tamam, da yenilirsiniz arkadaşlar. Şart değil tabii olsun, ki. Olsun ben yenilikleri açayım. Ben çatal istedim. Soya sosu gelecek diye düşünüyorum. Vereceğim dedi. Wasabi sosu var. Ay, acıyı sever misin? Olacak mı? Evet. Acı sos. Ama sever misin? O da ben bir kere tattım onu. Çok çok acı ama. Çok acı. Çok acı yani. Yani çok acı söyleyeyim. Deli yani, gibi acı yani. Ben sevmem, yemem. Ben de yemem. Tokan, wasabi ve zencefil turşusunu buraya koyacağız tabağa. Ama tabak daha şekilli olursa bu şekilde. Şuraya turşu ve şey gelir. Onların böyle farklı bir
pişirme ocakları var. Evet. Hani böyle daha derin bir tavaları falan var. Wok'ları var. Ha, wok'ları bayağı bir derin böyle ocak şeklinde. Orada mesela her sebzeyi kavurup soya yumurtalama filizi, sebze, falan yapıyorlar. İçine böyle. De 2-3 tane noodle atsaydı çok güzel bir renk. Evet. Ve de edamamenin yanında çok da güzel, çok da güzel giderdi. Yani. Sebze ve noodle'la soya filiziyle çok güzel renklendirip gene soya sosuyla başrolüdür çünkü Uzak Doğu mutfağının. Aslında güzel olabilirdi yanında. Evet. Niye yapmadı bilmiyorum hızlı, yani. Hem hızlı bir şey. Yani süre hemen sebzeyi atıp... Süre yok diyor da zaten yaptığım menü kaç saat sürebilir ki ben anlamadım yani. Kolaydı sushi bana yapımını göre. Sen bilirsin. Sen bir de her şey çiğden yani. Çin mutfağı her şey çiğden. Sadece Çin pirinci haşlıyor o kadar az bir şey. Tabii ki 5 yani. Dakika falan. Öyle olmaması gerekiyor. Nasıl olacak? Nasıl olması gerekiyor? Buğusunda o suyunu kaybetmeden, kendi nişastasını kaybetmeden. Çünkü o yapışkanlığı sağlayan asıl şey... Olur mu yıkanıyor o nişastası biliyor musun? Hayır. Öyle hayır o kadar yıkamıyor. Onu sadece bir sudan geçiriyorlar. Hı hı. O kadar nişan. Onun özelliği zaten o vakit alır. Bir diyorsun. De pirinç sirkesi diyorlar galiba. Evet, soya ve pirinç sirkesi. Evet. Hani o ya, şey yani o olmaz, formu olmazı. Alabilmesi için hani onun aslında bizim tarzda pilav lazım. Tarzında değil de o hani tülbent içinde buğda falan pişiriyorlarken hani o nişastası illa zaten o şeyi sirkeyi pirinçle harmanlıyorlar. He. Tekrar harmanlayıp tekrar bir daha buhara bırakıyorlar üstelik yani. Zencefil turşusu. Bir de yanına wasabi koyacağım. Evan Hanım böyle her şeyi biliyormuş gibi yapıyor masalarda. Çok güzel evet yorumlar yapıyor şöyle böyle ama niye bunu kendi masasını yansıtamıyor? Biz niye boş masa gördük sizde ya? Yani sen kendine güvendin ki bir iddian vardı ki 15 tane yemek seçtin. Evet. Ama onu eğer masada görseydik tamamdı. Evet. O zaten var ya yıkılacaktı. Hiçbir şeyi göremedik. Yani yapacak bir şey. Ben önce eğlenmeye geldim. Hiçbir şey geldim. Değil tabii ki olanlar da vardı da tabii ki iyi yaptı. Yine de son dakikaya kadar hani pes etmedim yani. Zorladın. Kesinlikle pes etmedim yani. İşte sushi tabağımız geldi. Yok yok oraya bıraksan onu da bana ver işte. Hah, teşekkürler. Wasabi'si, zencefil turşusu bu ne ve ya? Sushi'ler. Bu ne yani? Normalde bu füme değil mi? Füme. Somon füme. Kullandığınız somon füme. Somon. Niye? Kaliforniya hangisi? Somon füme değil mi bu? Kaliforniya olan. Ben de onu arıyorum. Kaliforniya rol hangisi? Şu mu? Keşke sıralasaydınız veya etiket falan yapıştırsaydınız. Yengeç dibi mi kaçtı? Yengeç almamış. Neden? Yengeç çünkü bulamadı galiba. Çünkü bütçemiz var ya o bütçeyi açmak istemiyorum. Ben açtım ama siz de açsaydınız. Ama Aşan kendisi üzerine dediğin, para koyup istediğini alabilir. Ben açtım. Öyle bir durum var. Ben o limiti açmak istemedim. Açsaydınız Turgay Bey o sizin sorunuz bizim değil. Kesinlikle ben, yazıyorsanız eğer alacaksınız Turgay Bey. Yani ben ona göre aldım. Bir planlama şey çıkartmanız lazımdı liste. Şimdi Eva Bey. Teşekkürler Canan. Hani sizin gelsin, daha gelsin. Bilgili olduğunu düşündüğüm için hani bunu... Biliyormuş gibi düşünüyorum şu anda. Kaliforniya. Kaliforniya yok ki Philadelphia roll. Kaliforniya. Ondan sonra neydi? Kukumber roll. Kukumber bir roll. De, bir de neydi? Nigiri. Nigiri. Somon var ya. Şu somon işte. Olan nigiri. Bu hangisi? Nigiri. Üzerine, pirincin üzerine sadece deniz ürünleri tamam, yapılır. Tamam, deniz ürünü. Roll dediğiniz yani sarılan. Sarı Kaliforniya roll California şu bu. Ama bu. Onun dışında tamam, başka okay. Bir şey olması gerekiyordu. Biliyorsun aynen. Ne olması gerekiyor. O nerede? Yumurtası nerede? Deniz yumurtası pahalı bir şey olduğu için bütçem aşardı. Ne yumurtası? Bütçeye gelmeyin bakın ben de bütçemi açtım. Ben 500 de bütçemi lira. Açtım ama ya. 500 lira açtım ben. Ona göre menü hazırlasaydınız. Ama böyle derseniz olmaz ki. Tamam ondan bir yiyin tadına bakın. Ondan tamam, sonra açıyorum. Tamam eksik bu Kaliforniya. Sizin çorbanızda her şey eksik. Ben çorbamı açıklamasını siz kabul yaptım. Etmiyorsunuz. Ben çorbamı bu de burada gelmiş tamam, sizde eksik var diyorsunuz. Tamam yengeç yok bütçemi aşacak diyorsunuz. Yani nori yaprağı deniz yosunda bu. Bu da kokumber. Herhalde yani bizim kokumber. Salatalık yani. Kokumber, evet. Salatalık. Evet. Bütçemi açmak istemiyorum dedi. Yengeç o yüzden almadım. Havyar o yüzden almadım. Avokado o yüzden. Arkadaşım o zaman sen bu yarışmaya niye katıldın? Ya da bu menüyü neden seçtin? Pahalı diyor. Bizi ilgilendirmez ki. Onun sen pahalı olduğunu biliyorsan o zaman o menüyü yazmayacaksın. Bütçeni düşünüyorsun ama yani kendi cebinden tutup servis elemanı tutmuşsun yani. İlk önce senin servisin değil yemek olacak ki servis elemanı bize o yemeği verecek. Ama ortada yemek de yoktu. Ne içersiniz? Şey. Meyve suyu alabilir miyim? Meyve suyu.
Başka su şey alabilir miyim? Su mu? Su, meyve suyu. Aha, Allah'tan acıyı seviyorum. Çok acı. Yani çok acımasız olursa değil misin? Çok. Wasabi'ye mi batırdınız? Yenecek gibi değil mi o? E batırmayın dedim size sevmiyorsanız acı. Gençler niye bu kadar acı değil. Ben de bu şey yok da. Soya sosuyla karıştırmanız lazım. Turgay Bey. Soya da banın, soya da. Tamam, bak. Sakın tek başınıza yemeyin. Burası siz batır insanı. Bak, batırın soya da. Şöyle alıp bunu iyice karıştırıp sonra batıracağız değil mi? Çırp soyanın içinde wasabi. Ama o değil. Ben hiçbir sosuna falan girmeden buradan aldığım bir şey var, bir tat, bir koku var. Pardon, bu hangisi? Cucumber roll. Cucumber. Cucumber. Biliyordunuz, yiyordunuz. İşte soruyorum, anlamadım. İçindeki malzeme salatalık var ya sadece, o yüzden soruyorum. Tamam işte, cucumber. Avokado yok, kırmızı biber yok. Bu şekilde oluyor, içinde sadece salatalık olur. Adı üstünde cucumber. Zencefil turşusu da yiyin, biraz ağzınızın tadı yerine gelir. Pirincin... Bak şimdi Turgay. Ağzınızda kıtır kısır yapıyor mu? Sos... Evet, yapıyor bak, benden. Bak wasabiyle karıştırdım soya. At, tamam, evet. Balıyla beraber. Evren Hanım. Evren Hanım. Evet. Elvan Hanım, pirinç geliyor mu ağzınızda kıtırlı? Pişmemiş zaten. O, bir dakika yani ben şunu bir yutabileyim önce. Tam anlamıyla pişmez. Yapışkan bir pirinci var. Bunu soya sosuna batırırsın, yumuşatırsın. İçecekler. Evet. İçecekleri de ben getirelim. Hemen alabilir miyim lütfen? Pirinçler çiğ ya Zuhal Hanım. Buraya batırınca pişmek... Pişecek. Soya da pişer onlar. Okey, tamam. Bakıyorum. Acını hafifletir. Evet. Evet. Tanıyorum. Şöyle alayım ben. Şöyle de uzatabilirim isterseniz. Zencefil turşusu güzeldir arkadaşlar. Yiyin, faydalıdır. Özellikle bu hastalıklar yani mevsim zamanında zencefili yiyebilen çiğ yesin bu arada. Yapabilen çayını yapsın, içsin, içebilen. Birer dilim. Ben bu arada zencefille ilgili gerçekten biz çok tüketiyoruz. Tavsiye ederim. Sevgili Taylan buradan sevgiler. Çiğ çiğ yerim derdi kıtır kıtır. Ben yiyemiyorum çiğ çiğ. Çok keskin tadı ama çayın içine birazcık balla, limonla, biraz portakal, elma dilimleriyle her akşam biz kaynatıp içiyoruz. Zencefil çok faydalı onun için. Turşusunu da yapıyoruz biz bunu. Cucumber'la olduğu için ondan yiyin. Rol, nigiri. Nigiri'den yememişsin. Arkadaşlar bakın, 4 çeşit... Hepsini tatacağız. Hepsinden biraz tatmanız lazım. Yani nigiri'den de, California tamam. Roll'dan de, Cucumber'den de. Ama bir şey diyeceğim. Ben... Ha, onu öğretemem. Batır suya ye. Gel. Ne oldu? Ne oldu? Cansu. Anam vay başıma gelebilir mi bu? Neyi, ne anlatmaya çalışıyorsun? Koca maskeye yollayamadan herhalde bugün cenazem kalkacak. Tövbe! Allah! Tövbe be! Ama o wasabi sos tek başına yenmez zaten. Soya sosuna katar öyle... Çok acı bir tadı var yani. Yutamıyorum ben şu an. Sen birazdan acıyı göreceksin sen. Aa, evet, lütfen nigiri'den de tatmanız lazım. Yani somon değil mi? Ben soğuk biraz. Yedim. Lütfen. Somon yiyorsunuz zaten. Bir haller bir haller. Herkes bir tuhaflaştı. Ne oldu acaba? Elvan Hanım herhalde yine titremeleri falan geldi. Gözleri. Edem Hanım'a de güzel atlat. Ne oldu Aysel? Bana söyle. Ne oldu kız? Ah Turgay. Niye bizim mutfağımızdan seçim yapmadınız? Tek sıkıntı o mu Aysel? Evet. Tek sıkıntı sushi seçmiş olması mı acaba? Dur bakalım konuşacağız. Sen yedin mi hiç bu yaptığın sushilerden? Hayır yedim. Emin misin? Nasıl? Ne zaman yedim? Bir soru, emin misin? Vallahi çok doğru bir soru. Emin misin? Şöyle bir şey Zuhal Hanım. 2-3 yaşında falan biz yiyorduk devamlı. Söyle. Sadece bunun ustaları pirinci için 2 sene eğitim görüyorlar. Hı. Hani eğitim görmek başka bir şey, hani restoranta gittiğinizde evet. Tane tane olur zaten. Ben o yüzden o eğitimi almadığım için pirinci kendi yani ev usulü. Peki pirinci benim yanımda haşlamıştın. Tattın, baktın mı yeteri kadar haşlanmış mı diye pirinci? Hadi siz gittikten sonra baktım. Ha, nasıl geldi sana pirinç? Ha, pirinç zaten pirinci tadını veren soya sosu ve içindeki vesaire. Haşlanma kıvamını, miktarını, zamanını. Ha, bence biraz daha haşlanabilirdi. Biraz daha ne kadar? Yani bir 5 dakika daha haşlanabilirdi. Evet. Bakalım bu salatı da beğenir mi? Buyurun, iyiyseniz yorum yapabilecek vaziyette. Ben yorum yapayım direkt. Hiçbir esprisi yok. Kullandığınız malzeme aynı mahalle. Aynı malzeme. Birini içine sarmışsınız, birini dışına sarmışsınız. Pirinçler bayağı bir diri, kıtır kıtır ses geliyor. Yani bilmiyorum ben sosa hiç banmadınız ki bandı. Tabii ki gelecek. Demin baktım ben. Tam kuru biraz daha pişebilirdi ama o kadar da diri değil. Herhalde soya değil sosu mi? Sıcak falan yani. Zaten buradan karnıyor belli oluyor mu? Diriliği ya. Yani bakar kıtır mısınız? Kıtır. Soya sosuna girince yumuşuyor pirinç. Yumuş. Evet. Herhalde sıcak öyle bir deneseydiniz karnıyor. Keşke. Soya sosu sen öyle, pişiriyor musun bunları? Öyle bir deneseydiniz keşke. Soya ile konuşuyor artık yarışmada. Pişirmiyormuş denedim. Yani ben genel anlamda beğenmedim. Salatamız geldi. Damak gene geçti oldu. Eyvah.
hatta. Ve kalın sarılmış Turgay Bey bu. Kalın mı? Kesimi nasıl? Yani kesimi normal ama kalın sarılmış. Yani servis elemanı tutuyorsunuz yani, maliyet diyorsunuz. Yine siz yoksunuz. Çubukları kullanmasını bilmiyorlar. Aslında benim susunu yemişler. Buraları susuyor. Turgay Bey nereye kayboldu şimdi? Ne bileyim. Turgay Bey neredesiniz? Gelin daha yorum ondan yapıyoruz. Bir gelin. Yani bir de servis elemanına para veriyorsunuz ama yani hala servisimiz hala için gecikiyor. Kesinlikle katılıyorum size. Uzakta o mutfağın neresi acaba? Doğu Anadolu mutfağından bahsediyor ki? Sonuçta onun gidebileceği en uzak doğu orası. Ya kaç para verdiniz ya? Gerçi çakma servis elemana. Niye sana yemiyorum. Da servis gecikti? Elemanın var. Elemanın var. Yani o kadar para veriyorsun. Kalsın daha yorum yapmadık. Öyle ama şey olabilir, insanlık hali. Bir sonuçta, şey diyeceğim, tabaklarını niye alıyorsunuz? Sonuçta para veriyoruz diye şey, üzerine evet. Gidecek halimiz yok. Hayır bir dakika ya, bir dakika daha şey yorum yapmadık. Biz, tabaklarımızı almayın lütfen. Görünenleri getir. Aysen Hanım bir de gitmiş. Hani şimdi yeseydin etseydin falan muhabbet olmasın yani hani şeyi. Evet, ne yedik ne yaptık en azından görürsün bakarak, yani. Bakarak göstererek anlatıyor. Sen yani Turgay Bey şimdi bütçeden kıstım diyorsun, eleman tutuyorsun ondan sonra. Burada yani bir risk almışsın, sushi yapmaya çalışmışsın. Tamam 2 yıllık eğitim alma da yani insan hiç mi pilav yemedin sen? Bu pirincin hali ne burada? Bak soya sosu, wasabi, ne bileyim şey zencefil turşusu bizim damak tadımıza uymayabilir de şu somon değil mi? Şey somon füme bu arkadaş da mı Çin'den? Somon öyle bir dağıtmışsınız ki. Hayır bu içinden böyle çıktı. Ben hiç dağıtmadım bile. İçinden çıkan bu. Çubukları kullanmayı bilmiyorsunuz. Dağıttınız. Hayır hayır. Kesiminden falan demiyorum. Tat olarak diyorum. Buradan Türkiye'den marketten mi aldınız? Yoksa bu da Norveç'ten yüzerek geldi. Beykoz sahilinden aldık. Yani hiç tadı tuzu falan yok. Hiç böyle yani değişik bir şeydi. Ne yiyorum onu bile anlayamıyorum yani şu anda. Sushi'yi beğenmedim diyorsun. Yok. Asla. Brokoli salatasına yedin mi? Bir daha da asla yani. O da haşlanmamış ki. Yani olmamış. Haşlanmamış. Dipdire duruyor yani burada. Tokyo. Yani şey utanmasa yürüp gidecek. Senin şimdi burada yani öyle ya da böyle servis için yemeklerimizi getirmen için Turgay istedi ve geldin. Şimdi salataları niye unuttun sen? Şimdi kime kızalım bilemedim. Tokyo'da mı? Sana mı Turgay? Gidiyorsun bir de gösteriyorsun bak çocuğun salatası daha yeni geldi. Niye oluyor bu hatalar? Aysel Hanım neredesiniz? Servisleriniz gecikti diyordunuz. Salataları unuttu. Gelmedi. Şöyle oldu. 4 kişininki geldi. Benimki 4 kişiden 10 dakika sonra geldi. Servis elemanı tutmuşsun. Bir de arkasına sen gidiyorsun. Masada olmak için servis elemanı tuttum diyorsun ama Turgay Bey masada yoksunuz. Kaç gündür sürekli benim üstüme geliyorsun. İşte bir puan verdim bilmem ne. Sen de bir şey yemedik. Sen de ne yedik biz şu anda? Hiçbir bana şey mı söyler misin? Keşke çubukları kullanmayı bilseydin de yeseydin. Keşke. Bir tek olay keşke çubuk olaydı da yani. Ya bu sadece çatalla yenen bir şey değil. Wasabi sosu da sade batırılıp yenmez. Sadece bir sos. Bu olaydaki bir tek bildiğiniz teknik bu mu acaba? Siz biliyorum diyorsunuz. Wasabi sosu soya sosuyla karıştırıp içine suşileri batırıp yemesini bilmiyorsunuz. Emin misiniz? Bakın karıştırdın mı karıştırmadın mı? Bunu bile tuttum. O şey üstünde adını bilmiyorum yani, artık somon olan arkadaşım bile bütün şununla tutup ağzıma attı. Bir saniye Elvan. Neydi onun adı? Normal pirinç pilavına çevirmişler hepsi. Öyle olsaydı pişmiş olurdu zaten. Çiğ yani şu olmazdı ki. Tabaklarına baktığımızda pilav görüntüsü var yani. Bu da benim suçum mu yoksa onların suçu mu bilemedim. Çok affedersin ama zaten pirinçten başka bir şey yok ki. Malzemeler eksikti Turgay Bey. İçini bölmüşsünüz. Sadece yosununu batırıp yiyorsunuz. Pirincinden de yedim. Bunu nasıl yapacaksınız ki? O zaman ben içine salatalığı niye koydum? Turgay Bey beceremediniz diyorsunuz da kusura bakmayın ben de Japonya'nın bilmem ne ilçesinde büyümedim. Yani şunu ama var mı Türkiye'de bunu sürekli ben kullanan eden? Yani böyle bir yemek şeyim yok. Bilmek zorunda değil. Kültürüm yok. Yemedim ama hayatımda. O şekilde de eleştiremezsiniz beni. Hayır bak çubukla eleştirmiyorum zaten sizi. Bunu şuna bakın diyorsunuz. Bak sırf sizin için şunu denedim tamam mı? Peki Emrah geçti sıra. Bir devam etsin Emrah. Ben kesinlikle beğenmedim. Zaten hiçbir şey olmamış doğalım. Neler olmamış söyle. Yani yengeç yok zaten. Balık yumurtası da yoktu gördük. Bana avokado hiçbir şekilde gelmedi. Zaten pirinçler diri. Zaten buradaki en zor bir aşama var o da pirinç. Onu da zaten yapamamışsınız Turgay Bey. Hiç olmamış mı? Sizce olmuş mu?
Bu daha sıkı olmaz mı? Hani malzemesi yok muydu? Almadın da o malzemesi yani var ya. Yani çubukları batırdınız, dağıttınız, hayır zaten ama dağıldı. Benle alakalı tutup gelseydi dağılmazdı. Durduk yere dağırdı. Ama gelseydi dağılmazdı. Gelmedi ki bana. Baştan beri geldi, tabak önünüze geldikten itibaren siz çubukları batırıp dağıtıyorsunuz. Bir tabak var ama içinde yenecek bir şey yok. İyi, o afiyet olsun. O da sizin... Salata nasıl? Brokolinin sapları var da bana sadece ekşilik geliyor, başka bir şey gelmiyor. Bu ekşilik keşke şeyden alsaydım. Acı mı olur? Ekşi mi olur? Bana göre biraz limon biraz katılır. Ekşi olur. Çok ekşi geldi. Ay, çok mu geldi? Çok ekşi geldi bana. O başka. Brokolilerin haşlanması falan nasıl? Diri. Yani bu brokoli bu şekilde miydi, siz mi bu hale gitti? Normalde yeşil olur ya biraz, hani hafif yeşil olur ya. Biraz kaynattım suda. Kaynatmaz. Buzlu yumuşasın diye. Herhalde, okay. Peki Aysel'e geçti sıra. Duay Hanım, ben daha önce söyle. Hiç yemedim. Olabilir. İyi ki de yememişim eğer böyleyse. Yok. Yok öyle değil. Hiç evet. Beğenmedim. Neyini beğenmedin yani sen? Yani pirinci hiç pişmemiş. Kesinlikle pişmemiş. Yengeci sarılması yok kesilmesi. Zaten. Sarılması keşke kesinlikle. Keşke yiyebilseydiniz de. Arkadaşlar bir tane de açalım California. Görsel olarak zaten araştırdım. Kesinlikle görselden kenarından bile geçmiyor. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. En azından şey listede olan yemek önünüzde. Maalesef ama yeni listede olan yemek gibi. Biraz da lezzetli yok işte benim evde yaptığım yemek böyle. Sen işte... kendi evinde şimdi bunu mu yiyorsun? Siz kendi vallahi çorbanızı, yemiyorum. Kendi evinizde yaptığınız çorbayı Ardahan çorbası diye bizi yutturmaya çalışıyorsunuz. Ardahan değil, Ağrı bak. Dinlemezsin. Ağrı çorbası Ardahan değil. Dinleseydin keşke. Kimse böyle bir şey bir çorbamız yok Ardahan'da. Dinleseydin keşke. Salatalık var, somon var. Salata nasıl Aysel? Salatayı da maalesef hiç beğenmedim. Çok ekşi geldi bana. Bana da öyle geldi. Çok ekşi ve... Maalesef görüyorsunuz çok diri kalmış. Brokoliler nerede? Ne yaptın brokolilere? Brokolilerle brokoli çorbası mı yaptın? İnce ince mi? Sapodevize mi getirdin? Brokoli salatasında bu kadar ince küçük doğranmaz ki biraz brokoli. Böyle evet. Ağaç gibi hani böyle minicik. Şimdi üstelik yeşil yeşil brokoli de var yani güzel brokoli de var. Niye böyle minicik sarı sarı? Brokoli salatası hiç özenmemişsin Turgay. Bakın size bir tane California roll göstereyim. Balık yumurtası bir kere kesinlikle olması lazım. Norillerde evet olmaz. Yeşil şey deniz yosunu ile yapılanlarda. Ama yani bir kere içine yengeç etini koyacaktın. Avokadoyu hissedecektik. Balık yumurtası etrafına saracaktın. Şimdi bir tane de şey açayım size. Tolkan sen alabilirsin. Teşekkürler. Yönlendirsene. Al de, topla de, getir de. Bu da Philadelphia roll. Alakası yok bence. Alakası yok. Yani benim şeklinde falan değil. Çorbamdaki pirincine taktılar, patatesine taktılar, meyhane pilavının domatesine merak koydular. Merak ettim, hiçbir şekilde olmamış. Buna hiçbir şekilde olmamış zaten, bu. Buna bile taktık zaten. Yani. Yani. Dediklerseniz tabii yani. Ki olmaz. Hiçbir şekilde dağıldı, olmamış. Dağıldı Turgay Bey. Böyle yapıyorsunuz. Nasıl böyle böyle? Tabii ki dağılacak. Şöyle mi yaptım? Pirinç sonuçta içindeki şey... Ama dağılması lazım yani, lap olması lazım ya bunun. Tek aşama zaten pirinç, o da olmamış. Siz böyle yapmadınız, dağılmadı. Buyurun. Teşekkürler, uzatabilir misin? Benim mi? Şimdi tabii ki her mutfağa açık bizim yarışmamız. Her. İster Hint, bakın İtalyan mutfağından yapan arkadaşımız oldu. Fransız, İtalyan, Fransız, Fas. Fransız, İtalyan, Çin. Fas. Falafel de yaptı Orta Doğu'dan. İşte İtalyan mutfağından da yaptı. Sizler de farklı şeyler yaptınız. Sen de yaptın. İtalyan makarnası yapmaya çalıştın. Meksika'dan oldu veya yapmaya olmadı çalıştım. Ama sonuçta koydunuz menünüze. Evet olabilir. Evet. Biz açız. Hint mutfağı da olsun, İtalyan olsun, Fransız olsun. Ama yani şimdi bu pirinç hiç haşlanmamış. Yok hiç olmamış. Tamamen diri. Hem mochi. Olmamış değil mi? Benziyor ama olmamış evet. Ben de farkındayım ama içeride söyleme Tolga. Ama yani yengeçsiz. Efendim söyleyeyim. Balık yumurtası balık yok. Balık yumurtasız sushi olmaz ki. Yani... O zaman yapmasaydı sushi, başka bir şey yapsaydı. Evet. Uzak Doğu yani mutfağı, tatları... Asya mutfağından o kadar çok yemek var ki. Dana etlilerden tutun, tavuk etlerine, efendim karidesli yemeklerinden tutun, farklı spesiyallerine. Yani başka şeyler de sunulabilirdi bize. Şey beyaz olan, vanilyalı olan verelim de. Kime? Zuhal Hanım'a. Okey. Helal olsun yani bu ne? Menüyle kazanacağını düşünmesi büyük bir şey. Menüye lafımız yok, yemeklere bir lafımız yok ama kendisi yapamadı, beceremedi yani. İşte herkes bir şeyden niye menüye koyuyorsun ki? İddiayla geliyor ama olmuyor işte. Mochiler geliyor. Mochi. Hani mochi? Mochi. Mochi. Hani mochi? Mochi kaybolmuş tabakta şu an. Turgay Bey hala servis ekip çatalım yok. Çatal alabilir miyim ben? Çatalı sushi'ye kullandınız çünkü. Evet kullanamadım. Ben bir tane alabilir miyim çatal? Tamam. Bu altındaki dondurma mı? Bilmeyecektim. Teşekkür. Niye bu dondurmanın biri benimki farklı, Turgay Bey'inki farklı? Aa onlarınki de olabilir dişim. Aa benim tatlıma öyle yapıyordu değil mi? Ben de nasıl yapayım? Nasıl yapacaktık Emrah Bey? Testere dün yapıyordunuz ya. Çak gelsin testere. Emrah Bey testere var satır mı? Satır veya. Satır. Turgay Bey.
Turgay Bey. Yani satırım varsa ben satır alayım. Dün benim tatlımı kesilmemiştiniz ya. İçinde dondurma var sonuçta. Ben dondurma olmasına rağmen kesilmiyor. Dondurma kesilmiyor. Bakın ama düşünün, dondurma olmasına rağmen kesilmiyor. Böyle. Tredinin kabusu gibi. Sesi duyuyor musunuz? Kapı çalıyor. Evet Emrah, buyur. Ben beğenmedim zorlanım. Ben daha önce yemedim ama mutlaka... Aa neden? Mutlaka bu değildir herhalde. Böyle bir tatlı varsa da o bu tatlı değildir muhtemelen. Daha yumuşaktır bu dışı muhtemelen. İçinde dondurma var, nasıl yumuşak olsun? Dondurma olmasına rağmen yumuşak değil. Dondurma sıvı mı olur? Hayır, dondurmadan dolayı mı bu hamur sert? Bu yaptığınız şey. İçindeki dondurma... Turgay Bey, bu... Sert olduğu için çatal batmıyor. Bir şey sorabilir miyim? Dondurmadan dolayı mı bu sert şu an? Evet. O mu sertleştirdi bunu? Buzdolabından çıktı. Tamam, dondurmayı suçluyorum şu an. Cezaevine atıyorum dondurmayı. Bir saniye. Tamam, at. Yine, sen, sizin böreklerden yine yapmışlar. 10 sene verdim sana oğlum. Sen orada bekle. Müebbet verin bakıyorum. Farkında mısın? Ama öyle de yapma. Hayır, ama sana öyle de kendisi istedi ya. Ama gene sizin böreklerden gene yumuşak. Şimdi bir dakika. Diyorsunuz da. Böreklere bıçak girmiyordu. Çatal girmiyordu. Böreği kabul ediyor zaten beyefendi. Ben kabul ediyorum. Böreğimi, pastamı kabul ediyorum, o hatamı. E tamam. Ama hep her seferinde aynı şeyi söylüyorsunuz. Farkında mısın? Hatamı kabul ettiğim halde hep aynı şeyleri söylüyorsunuz. Buzluktan çıkartıp getirdim. Nasıl yumuşak olsun ki? Ben beğenmedim zaten. Peki Aysel sen beğen. Maalesef ben de beğenmedim. Daha önce yediniz mi bu tatlıyı? Bakın dün benim tatlıma lütfen yemedim. İyi ki de yememiş. O zaman nereden öyleyse biliyorsunuz iyi, sert veya yumuşak olduğunu? Turgay Bey, Turgay Bey, dün benim tatlıma neler neler dediniz mutlaka değil mi? Mutlaka böyle değildir, bir şey yok. Bilginize göre söylersiniz, yorum yaparsınız. Öyle havadan yorumlar yapamazsınız. Ben beğenmedim, sağ olun Turgay. Evet Aysel. Turgay Bey, dün benim tatlıma yorum yaptınız değil mi? Çok sert, testere getirin falan testere dediniz değil mi? Evet. Buna? Sizin tatlınız kadayıf tatlısıydı. Benim tatlım dondurmalı tatlı. Buzluktan çıkartıp i̇şte getirdim diyor. İşte dondurma olmasına rağmen, dondurma olmasına rağmen kesilmiyor. Olur. Turgay Bey lütfen savunmayın ya. Kestiniz işte. Eridi yani, bir zahmet artık kesilsin. Konsolatını kullanarak. Kesilsin yani. O kadar bekledi. Cansu, emeğinize sana sorayım sağlık mı? Bence de sorun bana. Hiç olmamış hiçbir şekilde. Bir de olmamış buna... diyorsunuz da şey, bütün dondurmaları yemişsiniz. Erimiş yani. Şu an yani. Benim bir de bu dondurmada ne, keçi sütü falan mı var? Çok kötü kokuyor, ağır. Ne? Yo, normal. Şey. Normal don yani, sanki geçti. Ben almadım öyle bir tat ya. Var mı? Ya dondurma, ben dondurmayı ben yapmadım ben normal zaten. Normal dondurma canım. Ben hazır almadım. Dondurma. Ben bir tat almadım. Ben beğenemedim ya. Keçi sütü dondurmada var ya, belki keçi sütünden yapılan olabilir. Yani bir de yani bu çok hafif. Bir de servis elemanı tutmuşsunuz. Yani bu servis için mi? Keşke nasıl tutmasaydınız. Boşuna yani harcamasaydınız. Benim bir de bir şey söylemek istiyorum. Benim ara sıcağıma dedik ufacık ufacık ufacık. Evet. Bu ne, bunu ufacık mu yapıyorsun? Ufacık dedim ama ben size 8 verdim. Hak ettiğiniz puanı verdim. Hak ettiğiniz puan. Hak ettiniz puan. Ve hayır. En azından hak ettiğiniz puanı sizin alacaksınız. Burada puan oynadığınız gibi oynamadım. Asla. Siz de hak ettiğiniz puan alacaksınız ve benim için damak zevkim olmadı. Benim için puan önemli değil zaten. Hayır anladım. Benim için insanlık, bir şey insanlık önemli. Misafirlerim gelmiş. Misafirlerine vakit geçirmek önemli. Herkes için öyle bu, evet. Peki. Hadi Elvan. Arkadaş vaktinde yetişmiş de şöyle söyleyeceğim. Bir daha soruyorum Moşi'yi. Yani şu bir orijinal resminde görsem ona göre de bir şeyler söyleyeceğim de. Hani şekli böyle mi geliyor? Renklendirici ben size bir tane göstereyim. Açık olmuş. Hani böyle, böyle de kapatıp evet. Hadi getirdin diyelim. Tamamı kapalı. Ama yani tadı böyle şey, bir tat yok, kakao çok fazla, kum gibi bir şey var ağzımda. Böyle de renklendi. Neden gıda görseldekiyle aynı değil peki önümüze gelen? Niye ya da iki tane değil, biri renkli biri şey olsaydı. O şekilde de yapılır ya, veya dondurmanın üstüne yapılır, de yapılır ama söyledim. Sen tam kapatamamışsın ki. Her aslında şekilde açık. Yunus yuvarlak olması lazım. Ben de ilk kez çok yiyorum sert bu arada ama araştırdım, sordum arkadaşlarıma da bunun daha yumuşak hani, olması lazım. Haksızlık olmaması için yarısının hamurunu zorla da olsa ben de yedim. Yedim. Ben de yedim. İki kere test ettim hani ne, nasıl bir şeydir falan diye anlamaya çalıştım yani içindeki tadı dondurmadan sıyırarak. Peki. Hani... Tabii ki öncelikle Tolkun'a teşekkür ediyoruz. Eline emeğine sağlık. Çok memnun olduk. Canım salam seni tanıdığımıza. Kazakistan'a bizden kucak dolusu sevgiler, oldum. Selamlar. İyi ki geldin. Eline emeğine sağlık, ayağına sağlık diyelim. Ve haftanın son açık oynamasına geçelim. Aysa Hanım, diğerlerinin birinci olmaması için bana yüksek puan verebilir. Sonuçta ekrana oynayan, puanlara oynayan. Dün de zaten yeterince sinirlendi gelen yorumlara. Bu yüzden belki yüksek puan verebilir diye düşünüyorum. Valla çok değişik bir masa oldu. Hem yemekler açısından, hem yorumlar, hem de servis. İlk kez Zuhal Topal Yemekteyiz'in bu sezon yeni başladık ama bilmiyorum ileride artık neler göreceğiz ama bir garsonumuz vardı. Japon zannettik ama kendisi tabii. Kazak'tı. Kırgız mıydı, Kazak mıydı? Kazakistanlı. Kazakistanlıydı. Böyle güzel bir renk oldu ama başka neler oldu? Şimdi puanlarınızda göreceğiz neler olup olmadığını.
Buyursunlar. Turgay için puanlarınızı yazın. Eksik yok menüde, tekrar hatırlatayım. Dolayısıyla 3 ila 10 arasında puan kullanmak durumundasınız. Beğendiğiniz yemekler varsa lütfen unutmayın. Acılı ekşili bir çorba ile başladık. Sonrasında edamame yedik. Suşilerimiz vardı. Nigiriler, roller. Yanında sosları, efendim söyleyeyim, zencefil turşusuyla chopstick eşliğinde. Sonra da mochi tatlısı yedik. Kimimizin vanilyalı dondurma, kimimizin naneli. Quentin'le Faruk. Bu arada Turgay'ın köpekleri dışarıdalar. Çok tatlılar. Onların seslerini duyuyorsunuz şu an. Evet, herkes yazdı. Son kez kamelimleri oynattınız Turgay için. Değiştirmek isteyen var mı arkadaşlar? Yok. Ben de son kez soruyorum bu hafta artık. Emin misiniz hepiniz? Emin. Peki, haftanın son açık oylaması başlıyor Elvan'ın puanıyla. Bakalım ilk puan kaç olarak gelecek? Nasıl bekliyorsun puanları? Puanlar bence düşük gelecek çünkü... En düşük son kaç gün, bekliyorsun? En düşük 3'ü bekliyorum. En yüksek kaç bekliyorsun ve kimden bekliyorsun? En yüksek... belki Elvan Hanım bir değişik yapar. 6 bekliyorum veya 5. Ama sonuçta bu bir yarışma. Son gündeyiz. Hani arkadaşlar kendi günlerini geçirdikleri için yüksek puan vermeyeceklerine inanıyorum. Peki. Öyle olmuyor genelde ama tabii ki bilemeyiz ne olacak. Elvan, hadi senin puanına başlasın açık oylama. Benim puanım 3. Çorba 0, ara yemek 0, ana yemek 0. T ne? Neden 3 verdin? Tatlı 0. Sadece masanın kurulumundan mı 3 verdin? Kapatabilirsin. Yani sadece emeğine puan verdim. Özenmişsin. Ama güzel. Şimdi çorba ama... için güzel şeyler söyledin. Çok sen. Hayır. Çorbayı beğendiğimi söyledin. Beğendiğimi söyledim. Edamamayı beğendiniz. Mantarı pişmemişti. O ekşi hayır, mantarı yoktu. Ben, hani alışık olmadın acısı bir mantar güzeldi. Dedin. Acısı güzeldi ama söylediği gibi acılı ekşili bir çorba yoktu benim önümde. Çok basitti. Yani hiçbir işlemi yok. Sadece bir ön işlemden geçmiş. Sadece masayı kurmak için 3 puan veriyorsunuz. Siz ben sadece masayı kurduğum yani için 3 puan vermişsiniz. Yani ben de size fasulyeyi, patates bilmem neyi haşlayıp önünüze koysam hani büyük ihtimal siz bile bunu yemekten saymazdınız. Hatta yani. Beğendiğinizi belirttiniz kaç kere. Ayrıca 3 vermemin bir nedeni daha var. Bence bu masada bugün adaletsiz bir yüksek oy gelecek birisinden. Onu da düşünerek aslında 3'ü o yüzden verdim. Ben de öyle düşünüyorum. Kesinlikle adaletsiz, bir kişinin adaletsiz olup yüksek vereceğini düşünüyorum. Başkasının vereceği puanı düşünerek puan onu... veremezsiniz ki. Ya zaten... Peki kimden düşünüyorsunuz? Bir menü benden. Yok yani, uğraş yok. Yani şey olarak, uğraş mı yok? Yemek olarak diyorum. Hani böyle risk, uğraş gerektiren uğraş gerektiriyor ama pirinci peki. Hiç uğraşmamış. Evet, bakalım Emrah'tan kaç puan gelecek Turgay'a? Evet Emrah'cığım, senin de puanını verin lütfen. Benim puanım 3. Aa, masa düzenine ve kıyafetine. 4-5 kapatabilirsin. Kıyafetine mi? Zuhal Hanım, benim yemeklerim üstünde değişmiş diye beyefendi hani. Benim yemeklerim olduğu halde beyefendi bana 5 puan vermişti. Evet, şey olmayan yemeklerim şeyler... olmuştu ya. Olmayan şey... olmamıştı. Siz bilmediniz mi mutfağı olmamış diyorsunuz? Hayır hayır, hani demişti eksikleri böyle var demişti beyefendi. Eksikleri gerekiyor. Var. Benim dün anlatmak istediğim buydu işte. Eksikleri var beyefendi. Uzakta o mutfağını biliyor musunuz gerçekten? Ya yedim. Ama yediklerim o değildi. Önümüze gelenle yazan aynı değil. Turgay Bey, o yüzden... En azından daha yüksek verebilirdin. Çok şey, peki kaç, çatalla mı yediniz de gittiğiniz yerde? Şey çöp... Çatalla yedim. Tutmayı bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Çatalla biliyorum, yedim. Biliyorum diyorsunuz şey, uzak doğu mutfağını. Çubuğu tutamıyorum ama yemekleri biliyorum. Çorbayı da biliyorum. Delik deşik ettiniz. Ondan çorbayı sonra dediniz böyle zaten misin zaten çorba konuşulmasına bile gerek yok. Hiçbir şey beğenmediniz yani masada. Ben beğenmedim. Bu benim zaten sadece masa için verilen puan 3 puan. Yani zaten 3'ten hiçbir şey yapmamış mıyım? Hiçbir şey mi beğenmedin? Yani 1 puan bile hak edecek bir şey yok mu ekstradan? Ben göremedim yani. Yemekler. Yani az verdiniz abi, bence. Çok şey, az oldu. 3 de olmaz hatta arkadaşlar. Hatta çok verdiniz kendinize, vicdanınıza göre. Vicdandan bahsediyorsunuz İyi ya bize. İyi de bir şey söyleyeceğim. Bakın belli. Siz gördünüz bir şey mü? Demek istediğim buydu. Sen işte Elvan'a kaç puan vermiştin? Ben 2 puan vermiştim. Şimdi onun menüsünde eksikler vardı. Evet. Öyle ya da böyle. Kolay bulursunuz. Sizin damak zevkinize hitap etmez. Yapamamıştır. Ama... 4-5 tane eksiği olan insanla her şeyini yetiştiren yarışmacıyı bir tutmamanız lazım. Ben hep söylüyorum, o aradaki farkı bir görmemiz lazım. Yani en azından bir 4-5 veremez miydin? Yani gene çorbası fena değildi, güzeldi. Bakma biraz ekşisi azdı. Ama yani şimdi kalkıyorsunuz 5 eksiği olan yarışmacıya da menüsünü tamamlamış. Masası tamam, masası da yoktu. Evet. Senden örnek veriyorum çünkü en yakın örnektir. Yani aynı puanı veremezsin ki, arada en azından bir puan fark yok mu ya Emrah?
Yanlış yaptın. Aynı kefeye koydun ikisini. Evet bakalım aşçımız Cansu'dan kaç puan yiyecek Turgay'a. Evet Cansu'cum senin de puanını görelim lütfen. Kaç? 3. O yanındaki ne? Deniz anası ne? Çok yani kır mısın onu? Ya lütfen arkadaşlar ya bu kadar da değil. Yani. Yakıştı mı şimdi sana? Yani midem çok bulanıyor şu an bile. Allah Allah ya. Gibi. Bu bilgiyi kendine saklasaydın Cansu. Ayıptır yani. Ama hiç, ayıp yapmayın hiçbir arkadaşlar benim. Böyle ya. Hiçbir şekilde beğenmedim. Daha önce yememişsiniz. Burada beğenmedim diyorsunuz. Daha önce yemedim de suşi. Tatlanabiliyor musunuz ki bu mutfağın? Evet evet bana yaptım. Öyle. Kendim dünya mutfağında ayrıca da çalıştım. Ayrıca çizdiğiniz şey çok iğrenç bir şey. Yani çünkü yemekler de öyleydi. Yemekler gerçekten öyleydi. Acaba siz ressam mı olsanız aşçılığı bırakıp da? Olabilir. İkinci meslek olarak seçebilirim evet ama hiç beğenmedim. Cansu lütfen özür diler misin o yaptığın şeyden dolayı? Hiç hoş bulmadım ben bunu. Yani sonuçta... Komik de değil yani. Hı-hı. Daha komik bir gülen yüz, ağlayan yüz çizseydin olabilirdi. Ağlayan ama yani misin? Şimdi o söylediğin şey olmadı lütfen ya. O kadar da değil yani. Yapma. Tamam özür diliyorum sizden. Ama siz de bence yemekleriniz için bizden özür dilemelisiniz yani. Ama keşke yapmasaydınız. Sonuçta benim evime misafir olarak gelmişsiniz. Bu çok ayıp bir şey. Bir şey söyleyeyim mi? Evet evet diyorsunuz da size dünden beri kuantar benim size karşı ayıp bir saygısızlığım oldu bana, mu? Biz, yani. Siz kendi şeyinizi bitirin de ben konuşmaya başlayacağım. Yani zaten. Hiçbir şekilde ben beğenmedim. Benden, gerçekten. Benden size karşı bir saygısızlık oldu mu? Hayır olmadı ama yani ben sizin bu saygısızlığı bana yaptığınız bu kabul etmiyorum. Gerçekten midem çok kötü şu an bile çok kötü. Hiçbir şekilde damak zevkime hitap etmedi. Elinize, emeğinize sağlık. Abartıyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar yediniz ki? Yani o tabii kadar... ki olmayan şeyler vardı ama yani evet. Ama şimdi o da olmadı yani. Yapmayın siz de yani. Yani servis elemanı tutuyorsunuz aletten. Servisler bu benim tercihimdi. Ama tercih yasak olan bir şey yapmadı. Buna önem vermediniz mi? O doğru. Evet servis elemanın vardı. Servis ama yani geç geldi. Bir de sen gittin evet. Mutfağa. Onu ben de anlayamadım yani, ama benim bu salata yani geldi. Ne bakın ne olursa olsun şu yaptığın şeyi yapmanı haklı çıkarmaz. O ayrı. Evet doğru, son evet. Puan Aysel'in. Bu haftanın son puanı geliyor Aysel'den Turgay'a. Evet Aysel'cim senin de puanını görelim. Yüksek sesle de söyle verdin puanı. Turgay Bey puanım 5. Ha, çok yüksek bekliyordunuz. Zuhal Hanım ben pazartesi günden beri adalet dedim. Hı-hı. Adalet dedim. Şimdi de adalet diyorum. Turgay Bey'e 10 puan verseydim Emrah arkadaşımıza, Cansu arkadaşımıza büyük haksızlık olurdu. Düşünüyor muydun ki 10 puan vermeyi? Tabii ki. Şu menüde kesinlikle düşünmüyordum. Hayır. Eğer güzel bir menü çıkarırsa tabii ki neden olmasın. Eğer sevdiğim menüyse neden olmasın. Ay şimdi 10 puan nereden çıktı onu anlamadım. Çünkü arkadaşımız ikisi de söyledi. Yüksek puandan bekliyorsunuz. Öyle mi vereceğini düşünüyorsunuz? Evet evet onu bekliyorlardı. Yok canım herhalde daha neler. Böyle bekliyorlardı. Bir şey sorabilir miyim size? Ben... Peki konuşacak çok şey var aslında ama büyük finalde konuşalım. Zira demek evet. Demek ki düşük puan vermiyormuş. Maalesef biraz puanlar düşük geldi. Ama senin de mutlaka söylemek istediklerin vardır diye düşünüyorum. Evet efendim haftanın büyük finali için hazırız. Söylediğimiz bazı kelimelere, yaptığımız hareketlere, ne bileyim o tahta üzerindeki o emoji şekli falan bunlar hiç hoş kaçan şeyler değil. Bir insanı hani eleştirmek istiyorsak da kendimizi de hani seviyemizi de düşürmeyelim lütfen. Size hiç yakışmadı Cansu Hanım. Ya o emojiyi koydum evet ama hala o emojinin arkasındayım çünkü midem hala şu an bile berbat. Evet yine haftanın en önemli ve en heyecanlı beklenen günündeyiz. Büyük final anındayız ve de bugün de Turgay yarıştı, puanlar verildi. Elimde birazdan puan tablosunda yazan sonuçlar var. Sizlerle paylaşacağım ve de tabii ki benim puanlarımı da ilk kez hem seyircilerimiz hem yarışmacılarımız öğrenecek. Efendim hem alaylı hem eğitimli aşçılarımız vardı bu hafta. Sushiler, Japon servis elemanları mı dersiniz? Neler vardı, neler vardı? Çok konuşulan bir hafta oldu bence. Çok gergin anlar da yaşadık, komik anlar da yaşadık. Ama böyle bir çıkarım yaptığı zaman hem kendisiyle veya başka söylemek istediği bir şey olan varsa başlayabilir. Kimle başlayalım? Aysel sen. Ben başlamak evet, istiyorum yüksek öncelikle. Yüksek bir yarışmacıydın. Evet. Zuhal Hanım ben ilk hafta nasılsam çizgimi hiçbir şekilde bozmadım. Evet. Arkadaşlar benden yüksek puan bekliyorlardı bugün için. Evet. En yüksek puanı gerçekten verdim. En yüksek puanı yine ben verdim. Çünkü ben baştan beri size söyledim. Ben adaletli bir şekilde puan vereceğim. Senin puanların genelde de güzeldi, evet. İyiydi. Evet. Ama sana biraz puanlar düşük geldi maalesef sanki. Maalesef öyle oldu. Haksızlığa uğradım ben. Evet. Keşke böyle olmasaydım ama canları sağ olsun ne yapabilirim.
Evet, 15 çeşit yapan bir yarışmacımız vardı bu hafta ilk kez. Evet. Yemekteyiz tarihinde dedi. Evet. Ben ilklere imza atacağım dedi. Evet. Ne oldu, atabildin mi imzayı? Çok güzel attım. Öyle mi? Evet. Atamadım mı? Bence atamadım. Çok güzel attım. Kesinlikle. Kesinlikle. Olsa da olmasa da haksızlık. 15 çeşitsizlik imza. Evet. Aynen. Kesinlikle. Ama gene de bir risk aldı. Konuşacağım. Konuşulacağım yani. Her türlü konuşulacağım. Çünkü 15'ini tamamlayamasam da en azından 10 ya 11,5 hatta 11,5. Çünkü çeşit. Burada 11,5. Közleme işlemi zaten bitmiş, benim malzemem vardı. Yani o da onu bile doğrayıp kaseye koysam 12 çeşitti. Ben hala ve hala söylüyorum, yok yani bence 2,5 saatte 12 çeşiti yapabilen yoktur. Bugün sushi yaptı, risk aldı. ben hep böyle zaten herkesten böyle riskli yemekler bekledim. Gerçekten riskli yemekler göremedin bekledim. Mi? Aslında çok umdum. Turgay Bey'in menüsünü görünce aa dedim, ne güzel farklı yemekler, farklı tatlar. Ben de tatlar. O yüzden mi 3 verdin? Ama söyle Turgay. O yüzden mi 3 verdiniz? Faciaydı yani. Bir de Zuhal Hanım, ben burada arkadaşlara bir jest yaptım. Masada bulunmak için bir hangi servis masada? Elemanı yediğimiz yok, masada. Yok, ya tuttunuz da yani sizin kadar onu mutfakta değildi. Allah Allah, ben tek başımaydım, sizden hızlıydım Turgay Bey. Ve agresif de değilim sizin kadar. Ben agresif değildim. Çünkü masamda siz sürekli asla kimseye saygısızlık ve yapmadım. Emrah pek agresif değildi ama olanlar vardı. Hayır, ben kesinlikle agresif değildim. Hiçbir zaman saygısızlık yapmadım. Ama sonuçta olanlar ben vardı. Ben kabul ettim. Aysel Hanım agresifti, biliyoruz. Çünkü servis geç geldi ve bu da otomatikman insanı agresifleştiriyor. Ben böyle bir tutum içinde olmak istemedim arkadaşlarıma karşı. Sonuçta benim misafirim hepsi. O yüzden Polaya kaçtı arkadaşımız. Polaya kaçmadım. Sonuçta size bir jest yaptım. Sizin bunu iyi değerlendirmeniz gerekiyordu. Jest yapmayaydın, yemek kötü yapaydın. Kötü değerlendirdiniz. Keşke siz de bizim gibi gidip sonuçta gelseydiniz de agresif masada olsaydınız. Oturdum ve sizin yorumlarınızı dinledim. Kötü olan yönlerimi aldım ve öğrendim. Peki sen bugün Selin'in de söylediği bize çok güzel sushi yapar, partiler yaparız ve sushilerimizi hep Turgay yapıyor dedi. Niye yapamadın? Ne olmadı? Şöyle Zuhal Hanım, kamera karşısında orada 2,5 saatimiz var. Sushi gerçekten böyle kolay yapılan bir yemek ama türü değil. Ama sushi için senin yeterince vaktin vardı çünkü diğer yaptığın yemekler için. Çünkü baktığımızda daha fazla şeydi. Özen gösterilebilirdi bence ana yemeği. Çünkü çorba vardı, salata vardı. Tabii ve tatlı vardı. Bizde sadece çorba mı vardı? Biz sadece çorba mı yaptık? Bizde bütün yemekler yani vardı. Sadece sushi. Ben menüde ne yazdıysam hepsini tek tek getirdim, masaya koydum. Sushi'nin kesimi bile yavaş yavaş olması gerekiyor çünkü pirinci dağılabilir. Dağıldı. Peki bir şey soracağım. Bir biraz evvel Elvan ve Aysel tartıştınız mı siz? Yani kusura bakma Aysel Hanım ama hani burada sesinin tonunu yükselterek, bunun içine işte kelimesini sokarak ya bu şekilde benim cümlemi saptıramazsın yani. Peki kaç takipçi oldu şu an? 123 bin mi? 140 bin mi başladı? Neyle? 140 bin oldum. 140 bin oldu. Nasıl evet olduysa daha program bence bile yayınlanmadan. Kesinlikle satın aldı yani. Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Elvan şu an o kadar bana özendi ki. Sana mı özendi? Evet. Arabada hemen resim çekiyor. Bu yakışık bir şey değil yani. Kahve kim içiyor kim mesela. Özleniyor? Yapmayın lütfen. Hani ona o zaman bütün dünya size selfinizi özenmiş. Kahve içiyor Zuhal Hanım. Yani hemen bir resim çekiyor. Herhalde arkadaşımız da sayfa açacak. Yeni bir blog. Yani zaten. Evet ama maalesef. Ama bir günde 25 bin takipçi iyi bir yani takipçi. Daha benim arkadaşlar. Bir tane ileri bile gitmedi yani takipçim şu anda. Belki yayınlandıktan sonra. Belki yayınlandıktan sonra bir tane ben çok yani ünlü, ben çok ünlü insanlarla şu an işbirliği yapıyorum bu arada. Çok ünlü insanlarla işbirliği evet yapıyorum. Çok lütfen güzel reklam yapıyorsunuz, çok güzel çekiliş yapıyorsunuz. Evet, takdir tabii ki yapacağım. Parayı siz de yapın, hatta ne yapın biliyor musunuz? Bas paraları. Çekilişlerime böyle girebilirsiniz. İstediğiniz kadar arkadaşınızı etiketleyin, tamam mı? Belki size çıkar. Siz kazanın diye hiç kendim yerinden burada dinledik yani. Şimdi gerçeklere dönelim biraz. Evet, maalesef öyle ya da böyle. Yine bu haftanın bir kazananı var. Üstelik de kazanan arkadaşımız en yakın rakibinden sadece 2 puan fazla almış. Tabii ki benim puanlarım da çok etkili oluyor. Ama maalesef tabii ki en az puanı alarak bu haftanın ilk 15.000 TL'sine veda eden isim maalesef tahmin ediyordur. Elvan sen oldun çünkü eksiklerim vardı. Gerçekten bu sezonun en düşük puanlarını çok şaşırdık. Bir şekilde yapamadı. Zaten bunu bekliyordum ben. Hiçbir şekilde olmadı. Evet maalesef sen arkadaşlarından 9 puan, benden ise meninde çok eksik olduğu için 3 puan alabildin. 12 evet puanla veda ettin. Emeğine sağlık. Risk aldın. Aslında güzel evet bir şeydi. Evet, yola çıkış evet amacın, evet niyetin.
Tebrik ederim yani, bu arada cesaretinden dolayı. Keşke hepsi tam olsaydı. Evet. Mutlaka daha farklı puanlar alırdın diye düşünüyorum. Yani bunu bekliyordum, beklemiyordu değildi. Maalesef. Sonuçta böyle bir yarışmaya katılacaksam bana yakışan en iddialısı olması gerekiyordu. Teşekkür ediyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle oldu, olmadı hiç önemli değil. Ben sizleri tanıdığım için, bu platformda olduğum için çok, çok mutluyum. Biz de aynı çok şekilde. Güzel bir hatıra kaldı benim için. İyi ki tanıştık için. Seninle. Çok ve geliyoruz bir diğer kaybedenimize. Tam şu 15.000 TL'ye birazdan içinizden birine gidecek bu ödül. Güzel para, 2,5 saatlik tabii yemek de. Yapımı sonrasında aslında. Temiz para. Temiz para. Herkesin ihtiyacı var ama kime gidecek bilmiyoruz ama kime gitmeyeceğini söyleyebilirim. O isimlerden bir tanesi de maalesef. Turgay sen oldun. Vallahi menünü saydın da ben de heyecanlandım. Güzel, farklı bir şeyler. Ben de heyecanlandım. Hoş bazı tepkiler alacağını düşündüm, tahmin ettim suşiye ama güzel yapsaydın gerçekten sonuç bu olmazdı. Maalesef olmamıştı suşilerin. Onun için arkadaşların da sana sanırım o yüzden 14 puan vermişler. Ben de 5 puan verdim üzülerek, 19 puanla maalesef kaybettin. Ama çok tatlısın, çok kibar bir insansın. Teşekkürler canım. Çok yüreği temiz bir arkadaşımsın. Yüzüne de yansımış. Eminim seyircilerimiz seni çok sevecektir. Teşekkürler. Bundan sonraki hayatında hep güzel şeyler çıksın, yaşasın, yaşatsın hayat sana inşallah. Teşekkür ederiz. Elin emeğine sağlık. Ben gene de mutluyum burada olmaktan. Biz bu de mutluyuz seni tanımış olmaktan. Aynen. Sizi tanıdım, arkadaşlarımı tanıdım. İyi ki arkadaşlarımı geldin. Arkadaşlarımı ağırladım, sizi ağırladım evimde. Teşekkür ederiz. Ben kazanmanı çok istedim. Diğer arkadaşlarım da olduğu gibi hepsinin kendince tabii ki hayalleri, planları vardı. Onun da güzel bir yere gidecekti ama olmadı. Ve geliyoruz üçüncümüze. Fena da puan almamış. Ama maalesef 15.000 TL'ye yetmemiş. Aysel sen oldun. Maalesef. Emrah'ın sesiydi o duydunuz. Hiç evet derin bir puan çekmek geldi içime. 17 puan rakiplerim verdi. Ben sana 6 puan vermişim. 23 teşekkür puan. Teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. Afiyet seninle. Olsun. Keşke daha farklı bir sonuç olsaydı. Gerçekten yanlış malzeme kullanımları, eksik evet. malzeme kullanımları sana da kaybettirdi. Diğer arkadaşlarımız da yaptılar o hatayı. Ve geliyoruz iki finalistimize. Heyecanla bana bakıyorlar. Birisi alaylı, birisi eğitimli aşçı. Cansu ve Emrah. Emrah ilk günkü yarışmacımızdı. Cansu da çok iddialıydı. Ama içlerinden bir tanesi kıl payı farklı 15.000 TL'yi kaçırdı. Acaba hangisi? 15.000 TL kime gidiyor? Aralarında sadece 2 puan fark var. Benim de puanım çok yakın olmuş. İkisinin de lezzetli yemekleri vardı. Olmayan yemekleri de vardı. Ama bir tanesi şampiyon olacak. Bu haftanın kazananı tam 15.000 TL'nin sahibi. Bu haftanın birincisi Emrah oluyor. Teşekkür ederim. Emrah 15.000 TL'yi takdim ediyorum. Eline emeğine sağlık. 15.000 TL'nin sahibi bu hafta Emrah evet, oluyor. Hak ettim. Kendim Cansu, kazanmışım gibi mutluyum şu an gerçekten. Ne mutlu sana. Arkadaşlarını da sevmiş. Tebrik ederim. Cansu'cum sen yarışmacılardan biliyorsun 21 puan aldın. Ben sana 6 puan vermişim. Maalesef olmayan iki önemli yemeğim vardı. Onlar olsaydı böyle olmayacaktı. 27 puanla sadece 2 puan farkla kaçırdın. Emrah sen ise yarışmacılardan 22 puan benden haftanın en yüksek puan olan 7'yi almışsın. Evet. Böreğinle tatlın olsaydı tabii ki daha yüksek olacaktı. 29 puanla kazandın evet. bu ödülü. Güle güle harca. Ben çok mutluyum vallahi. Biz de çok mutluyuz. Bütün yarışmacılarımızın eline, emeğine sağlık. Efendim bu hafta da bizden bu kadar. Pazartesi tekrar görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Ve de tabii ki alkışlar yarışmacılarımıza. Evet, emeğine sağlık. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Kazanacağım zaten. Biraz zorladı ama Cansu Hanım beni kazanacağıma inanıyordum. Eşim zaten bana çok güveniyordu. Çocuğum çok güveniyordu. Ailem çok güveniyordu. Ve kazandım. Çok mutluyum. Aşırı mutluyum. Zeynep'ciğim 15.000 aldım. Eve geliyorum.